Katılan tüm öğrencilerimize teşekkür etmek istiyorum öncelikle ve bize organizasyonel destek sunan okul yönetimine ve rehber öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. Etkinliğimizin akışı şu şekilde olacak arkadaşlar. İlk önce bir İTÜ tanıtım sunumu gerçekleşecek. Ofisimizden arkadaşımız Ezgi bizlere bu sunumu yapacak. Hemen ardından bölüm tanıtımlarına geçeceğiz. İlk olarak uzay mühendisliği var. Uzay mühendisliği bölümünden öğretim görevlisi doktor İklim Akay hocamız bizlerle birlikte olacak. Daha sonra gıda mühendisliği bölümüyle devam edeceğiz ve Profesör Doktor Berat Özçelik hocamız bizimle birlikte olacak. Son olarak da mimarlık bölümünden Doçent Doktor Mehmet Emin Şalgamcıoğlu hocamızla tanıtım etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Bu sunumlar kısa kısa 10'ar dakikalık sunumlar olacak. Bunun ardından soru cevap aşamasına geçeceğiz. Dolayısıyla şimdiden sorularınızı bir kenara not edin lütfen. Şimdi etkinliğimize başlayalım ve Ezgi'nin sunumunu dinleyelim. Merhaba herkese arkadaşlar. Tanıtım ofisinden Ezgi ben. Kısaca şimdi size bir İTÜ sunumu yapacağım. Daha sonra sözü hocalarımıza bırakacağım. İTÜ bildiğiniz gibi Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi. Cumhuriyetimizin 100. yılında biz de 250. yaşımızı kutlayacağız. Bu 250 yılda seçkin akademik kadromuzla ilk ve tek niteliğinde sayısız çalışmaya imza attık. Şu anda ekranda bu ilklerden bazılarını görebilirsiniz. İlk küp uydu, ilk müzik kütüphanesi, İlk kuluçka merkezi, ilk güneş teknesi gibi birçok ilke imza atıldı şu ana kadar. Sayılardan biraz bahsedecek olursam, 2020 yılı itibariyle 25 binin üzerinde lisans öğrencisi, 12 binin üzerinde lisans üstü öğrencisi, 2 binin üzerinde akademisyen ve 160 binin üzerinde mezunuyla İTÜ büyük bir aile. Bahsettiğim biraz önceki akademisyen sayılarının açılımını görüyorsunuz şu anda. 500'ün üzerinde profesör, 250'nin üzerinde doçent, 300'ün üzerinde doktor öğretim üyemiz var. Bu sayılar Türkiye ortalamasının bayağı üstünde arkadaşlar. İsterseniz internetten bunları karşılaştırma yapabilirsiniz. İTÜ Araştırma Üniversitesi, dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerine çok önem veriyoruz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz 2015 yılından itibaren 2019'a kadar proje sayıları ve bu proje sayılarının bütçeleri. Mühendislik eğitiminde en önemli şey laboratuvar. Çünkü teorik olarak öğrendiğiniz her şeyi pratiğe dökebilmeniz gerekiyor. Şu anda İTÜ'de 400'ün üzerinde laboratuvarımız bulunuyor. Bu laboratuvarların 72 tanesi sadece lisans öğrencileri için tasarlanmış. Bunun yanında 135 tane de hem araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü hem de öğrencinin de kullanabildiği laboratuvarlar da var. Toplam sayı 215'e kadar yükseliyor. İTÜ'nün büyük zenginliklerinden bir tanesi de kütüphaneler. Bir merkez ve 7 şube kütüphanemiz bulunuyor. Bunlarda 1 milyonun üzerinde yayın, 2 milyonun üzerinde de elektronik tez var şu anda. Ama bunların dışında bir araştırma yaptığınızda ya da bir ders için herhangi ekstra bir şeye ihtiyacınız olduğunda kütüphaneye başvurup yardım alabiliyorsunuz. Sizin için ekstra ihtiyacınız olan şeyi getirebiliyorlar. Ekranda Mustafa İnan Kütüphanesi'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Merkez kütüphanemiz Ayazağa kampüsünde bulunuyor. Türkiye'nin ilk 7/24 açık akademik kütüphanesi. Biraz akreditasyondan bahsedecek olursam, akreditasyon kelime anlamı olarak denklik demek. Yani akreditasyon, bu denklik ne demek diye soracak olursanız, bu akredite olduğu zaman bölümleriniz, diplomanız uluslararası alanda geçerli oluyor. İTÜ'nün şu anda 25 mühendislik bölümü akredite. Bu konuda dünyada bir rekoru var. Bunun dışında Türkiye'de ilk ve tek olarak mimarlık fakültemiz ve yabancı diller yüksek okulumuz akredite. Bunun yanında denizcilik fakültesi de kendisine ait bir akreditasyonu bulunuyor. Dolayısıyla İTÜ'de okuduğunuz her bölümden alacağınız diploma dünyada geçerli. Yetkin mühendislik İTÜ'nün en büyük ayrıcalıklarından bir tanesi. Yetkin mühendislik uluslararası projelerde imza yetkisi veren bir unvan. Türkiye'de bu unvanı sadece İTÜ son sınıf öğrencileri ve İTÜ mezunları iki aşamalı bir sınavdan geçerek alabiliyorlar. Şu anda dünyada İTÜ'de dahil sadece 5 merkezde yapılabiliyor bu sınav. Öğrenciler okula geldikten sonra öğrencilerle akademisyenler arasındaki iletişimi güçlendirmek için akademik danışmanlık derslerimiz var. Öğrenciliğinizin ilk yılından itibaren size bir akademisyen hoca atanıyor. Haftanın belirli bir gününde, belirlenen gününde hocanızla bir araya gelip fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz. Sadece dersle ilgili değil, her türlü fikir alışverişinde bulunabiliyorsunuz.
En çok merak ettiğiniz konular çap, yandal ve yatay geçiş konularına geldim şimdi. Çap çift anadal programı bir lisans programında okurken eş zamanlı olarak başka bir lisans programında aynı anda okuyorsunuz. Her iki bölümünde tüm derslerini başarıyla tamamlarsanız iki tane lisans diplomanız oluyor. Çap'a başvurabilmek için ortalamanızın 4 üzerinden en az 3 olması gerekiyor. Yandal'da ise bir lisans programını okurken başka bir lisans programından da dersler alıyorsunuz. Bunu da başarıyla tamamladığınızda sertifikanız oluyor. Buraya başvurmak için de en az 2,5 ortalamaya sahip olmanız gerekiyor. Yatay geçiş, iki çeşit yatay geçiş var. Kurum içi ve kurumlar arası. Kurumlar arası başka üniversiteden üniversitemize gelen öğrencilerin başvurduğu yatay geçiş. Hali hazırda İTÜ öğrencilerinin başvuru yapması için de kurum içi yatay geçiş var. Birinci sınıfın sonunda istediğiniz fakültenin istediğiniz bölümüne yatay geçiş için başvuru yapabiliyorsunuz. İkinci sınıfın sonunda da sadece kendi fakülteniz içerisinde yatay geçiş için başvuru yapabiliyorsunuz. Yine yatay geçiş için de 4 üzerinden en az 2,5 ortalamanızın olması gerekiyor. İTÜ'de bazı bölümler yurt dışı anlaşmalı arkadaşlar. Bunlara uluslararası ortak lisans programları diyoruz. Şu anda ekranda görüyorsunuz bunları. Amerika, Bosna Hersek ve Azerbaycan'dan bazı üniversitelerle anlaşmalarımız var. Uluslararası ortak lisans programlarında eğitimimizin bir kısmını yurt dışında, bir kısmını İTÜ'de görüyorsunuz. Ücretli programlar, bu programlar ve bitirdiğiniz zaman iki üniversiteden de ayrı ayrı diplomanız oluyor. Erasmus sizin de bildiğiniz gibi bir öğrenci değişim programı. Şu anda İTÜ'nün Avrupa'nın çeşitli üniversiteleriyle 360 tane anlaşması bulunuyor. Türkiye'de en çok Erasmus öğrenci gönderen üniversitelerden bir tanesiyiz. Geçen senelerde başvuran her iki öğrenciden bir tanesi Erasmus'a gidebildi. Yine öğrenciler için çok önemli bir konu proje takımları. Proje takımlarında farklı bölümlerden öğrenciler bir araya gelip bir akademisyen hoca rehberliğinde bilgilerini uygulamaya döküyorlar. Daha sonra da bu geliştirdikleri projelerle uluslararası ya da ulusal alanda temsil ediyorlar. Şu an ekranda bu takımlardan bazılarını görebilirsiniz. Çok daha fazla takım var aslında ama bunlar sizin için seçtiklerimiz. Bunların birçoğunun uluslararası alanda başarıları mevcut. Öğrencilerin üniversiteye geldikten sonra sosyal olarak en önemli, sosyal olarak kendilerini geliştirebilecekleri en önemli konu öğrenci kulüpleri. Şu anda İTÜ'de 200'ün üzerinde öğrenci kulübü var ve bu öğrenci kulüplerinin 20.000'in üzerinde üyesi var. Kulüpler kültür, spor ve uzmanlık kulüpleri olarak üçe ayrılıyor. Uzmanlık kulüpleri arkadaşlar çevre mühendisliği kulübü, endüstri mühendisliği kulübü gibi bölüm kulüpleri. Spor konusuna gelirsek şu anda İTÜ'de 40'ın üzerinde profesyonel spor takımı bulunuyor. Bunlar çeşitli müsabakalara katılıyorlar. 45 bin metrekarenin üzerinde de spor alanımız var. Bu spor alanının içinde stadyum, olimpik yüzme havuzları, kapalı açık tenis kortları gibi birçok imkan var ve bunların hepsinden öğrencilerimiz yararlanabiliyorlar. İTÜ'de bütün bölümlerimizde hemen hemen zorunlu staj yapmanız gerekecek. Bu stajlardan bazılarını yurt dışında yapmak isterseniz AES'te ve AYZEK gibi öğrenci birlikleri aracılığıyla yurt dışından stajlarınızı ayarlayabilirsiniz. Kariyer merkezi de yine hem öğrencilerimize hem de mezunlarımıza hizmet veren bir merkez. Hem staj ayarlayabiliyor öğrencilerimiz buradan, hem iş başvurusu yapabiliyorlar ya da şirketler bu merkeze başvurup bizden öğrenci talep edebiliyorlar. İTÜ'nün en büyük avantajı aslında çok geniş bir girişimcilik ekosisteminin olması. Bu ekosistemin ilk basamağı İTÜ Ginova. Ginova Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi. Bu merkezde dersler, sertifika programları, atölye çalışmaları ve seminerler aracılığıyla öğrencilerin fikirlerine destek sunuyorlar. Bir de teknokentlerimiz var. Belki bunu duymuşsunuzdur kampüsümüzün içinde. Şu anda bu teknokentlerde 270'in üzerinde Ar-Ge firması 7000 personel çalışıyor ve 3000'e yakın proje yürütülüyor şu anda. Chicago, Berlin, Boston ve San Francisco ofis bağlantılarıyla da uluslararası pazarlara açılabiliyor buradaki girişimciler. Bu teknokentlerin bazı aşamaları var. İTÜ Çekirdek bu girişimcilik sisteminin ilk aşaması. Bir projeniz olduğunda ilk buraya başvuruyorsunuz. Burası bir kuluçka merkezi. 2012'den bu yana hizmet veriyor. Şu anda 3000'in üzerinde girişimciye destek sağlıyor. Avrupa'nın en iyi ikinci, dünyanın ise en iyi üçüncü kuluçka merkezi.
Özellikle şehir dışından gelen öğrenciler için yurt konusu önemli. Şu anda İTÜ kampüslerinde vakıf yurdu olarak 15 tane yurt var ve bu yurtlarda 4700'ün üzerinde öğrenci konaklıyor. Yine burs konusunda da şu anda 9000'in üzerinde öğrenciye İTÜ vakıfları veya özel kişiler, kurumlar tarafından burslar veriliyor. Başarı, ihtiyaç ve sporcu burslarımız var. Bunun dışında bir de İTÜ Rektörlüğü'nün verdiği yemek bursu var. 2000'in üzerinde öğrenciye veriliyor şu anda. Bu da yemekhanemizde ücretsiz yemek yemenize olanak sağlıyor. Kampüslere gelecek olursam, Ayazağa kampüsü bizim merkez kampüsümüz. Ekranda görüyorsunuz, birçok fakültemiz bu kampüste. Bunun dışında Taşkışla'da Mimarlık Fakültesi, Gümüşsuyu'nun kampüsünde Makine ve Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi, Tuzla'da Denizcilik Fakültesi, Maçka'da İşletme, Konservatuar ve Yabancı Diller Yüksekokulu var. Bildiğiniz gibi İTÜ'de öğrenim dili İngilizce, bölümlerimiz %30 ve %100 İngilizce olarak eğitim veriyorlar. Herkes hazırlık görmek zorunda. Yani hepiniz Maçka kampüsünde bir yıl eğer sınavı geçmezseniz hazırlık görüyorsunuz. %30 bölüme girdiğinizde de arkadaşlar ders programınızı kendiniz oluşturuyorsunuz. İsterseniz %80'e kadar derslerinizi İngilizce alabilirsiniz. Bunun dışında da sınavı geçseniz bile ileride çalışacağınız konularda destek olması için ileri seviye derslerde alabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi şu anda İngilizce olmazsa olmaz. Tüm bilimsel içerikte bu anlamda İngilizce üzerinden ilerliyor. Dediğim gibi hazırlığı atlasanız dahi ileri seviye dersler alabiliyorsunuz. Şimdi kampüste gerçekleştirilen bazı projelerden bahsedeceğim. Kampüsün daha yaşanılır hale gelmesi için Yeşil Kampüs projemiz var. Bu proje kapsamında kampüsün araçsızlandırılması, bisiklet kullanımının teşvik edilmesi gibi çalışmalar yapıldı. 6 kilometrelik bir bisiklet yolumuz bulunuyor. Bütün bu çalışmaların sonucunda da Green Metric araştırmasında ilk yüzde yer alan tek Türk üniversitesi olduk. Avrupa'da 29. dünyada da 54. sıradayız. Bir de engelsiz kampüs var yine aynı proje kapsamında. Ayazağa kampüsünde şu anda engelsiz yaya yolları, görme engelliler için kaldırım izleri gibi uygulamalar şu ana kadar engelsiz kampüs çalışması için yapılmış durumda. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda sosyal medya hesaplarımızı görüyorsunuz. Bu aralar her şey dijital olarak yaptığımız için buradan takipte kalırsanız çalışmalarımızdan daha rahat haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere soru cevap kısmında. Teşekkürler Ezgi sunumun için. Şimdi bölüm tanıtımlarımıza devam edelim. İklim Hocam, sizinle başlayalım isterseniz uzay mühendisliği için. Tabii ki. Şöyle ekranımı paylaşayım ben de. Ve sunum üzerinden anlatmaya başlayacağım. Açılırsa. Evet. Ben uzay mühendisi lisansım da İTÜ Uzay Mühendisliğinden mezunum. Sonrasında çalışmalarımı yürütmek için tekrardan İTÜ'ye geri döndüm. Doktorumu da burada tamamladım. Şu anda da burada öğretim elemanı olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bunları zaten detaylarıyla gördünüz. Bu İTÜ kampüsümüzün bir prokisi. Bölümümüzde aşağı yukarı şu 18 numaralı bina olarak işaretlenmiş durumda. Bunlar konuşuldu zaten. Erasmus Abet'ler var. İTÜ çekirdek olanaklarından var. Ben sadece bölümümüzden bahsedeyim. Uzay mühendisliği bölümü. Ve ilk mezunların doğal olarak 1990 yılında vermeye başladı. Yani bu bağlamda da baktığınızda yaklaşık işte 30 yıllık bir bölüm. Şu anda yılda yaklaşık 45 az bir kişi mezunu veriyoruz. Uzay mühendisi bölümü hangi alanlarla ilgilenir? Şimdi düşünelim. Mesela işte bunlar ne olabilir? Uydu, roket. Bunlar öncelikle uzaya gitmek için önce atmosfer dediğimiz şu anki işte ne aldığımız bu kısımdan geçmesi gerekiyor. O yüzden atmosfer içerisinde ve atmosferin dışında uzayda uydu gibi, roket gibi araçlar.
ya da uzay araçlarının filo halindeki uçuşların kontrollerine bunların teknolojileriyle ilgilenir. Bununla hani ilgilenmeden önce bunu uzaya gönderirken ne alanda çalışır? Bunun arkasındaki fiziksel kuvvet ve fiziğe dayalı özellikleri inceler. Bunlardan başka neyi inceler? Yapısal olarak nasıl bir yapı tasarlanmalı? Nasıl bir aerodinamik yapısı olmalı? Bunun için de hangi malzemeler kullanılmalı ya da hangi yeni araçları ve insansız uydular ve bu araçları yörüngeye koyacak roketleri ve uzaydan gerekiyorsa yeryüzüne dönüş için gerekli olan sistemleri tasarlar. Bir mühendis her daim bir tasarım ortaya koyar ve bunu test eder, bunu üretir ve bunun gerekiyorsa sürekliliğini sağlanmasına görev alır, kontrolünü eder ve bunun yeni teknolojiler gerekiyorsa da bunun yeni teknolojilerini üretir. Bu alanda bunları yapabilmek için hangi dersleri alıyoruz? İşte girişte tabii ki kesinlikle şunu söylemem gerekir. Matematik ve fizik temelli bir bölüm. Gerektiği kadar, her mühendisin bilmesi gerektiği kadar sadece kimya gibi alanlarından temel dersler alınıyor. Onun dışındaki, işte mesela yörünge mekaniği dediğimiz ders, bölümün bel kemiği derslerinden bir tanesidir. Mesela dünyada iki noktayı bağlayan en kısa yol bir doğrudur, bir çizgidir bildiğimiz gibi. Ama uzayda bu böyle değil. Örneğin dünyadan Ay'a giden ilk hala da aslında ama 1960'larda gitmiş ilk görevlerde de bulunduğu üzere 8 şekli dediğimiz bir şekil çizerler. Dünyanın ve Ay'ın yer çekiminden faydalanılan. Bu işte bu yörünge mekaniği bunun planlamasını, bunun tasarımını sağlar. Bu da matematik ve fiziğe dayalı formülasyonlara dayanır. Bu hangi cisim, hangi uzay aracına gitmeyi düşünüyorsanız, Yok İklim Hocam, sanırım birinin mikrofonu açık kaldı o arada. Devam edin. Tamamdır. Yani bu hangi dünyadır, işte diğer gezegenler olabilir. Ne tarafa doğru bir yörünge planlıyorsanız bunları çekim güçlerinden faydalanmak için bunları ibarettir. Tabii ki hava uzay yapıları gibi yapısal alanda birçok dersimiz var. Yani kuvvete dayanacak mı? O sıcaklığa dayanacak mı? Ne kadar süre dayanacak? Bu sıcaklık değişimi buna ne kadar zarar verecek? Fiziksel olarak hesaplanması, test edilmesi ve simüle edilmesi gerekiyor. Ve bu bağlamda da birçok yapısal alanda ders görüyoruz. Bir makine mühendisi gibi. Uzay aracının yönelme ve belirlemesinin bir kontrolünün yapılması gerekiyor. Yani uzaya gönderdiğimiz her cismi bir kontrol etmek gerekiyor. Bunun da kimi temelleri var. İşte örneğin mesela örnek vereyim size hani kafanızda canlanması için. Bir uydu ilk başta güneşi bulur. Güneşi de bir kodlamayla, bilgisayar kodlaması çokça kullandığımız bir araç. Parlak, şu kadar büyüklükte parlak bir cisim görüyorsan burası güneştir. Kendini gerekiyorsa dünyaya şu şekilde yöneltebilirsin şeklinde kodlamayla entegre bir şekilde bunun nasıl yapıldığını öğrendiğimiz bir ders oluyor. İşte roket motorları, yani motor itki sistemleri, hani neler kullanılır, neler kullanılabilir, nereye ne göndermek istiyorsak, neyi, hangisini kullanmak istiyoruz. Uzay aracı haberleşme sistemleri, mesela işte antenler en basiti. Bir uyduya hangi anteni koymalısınız, ne kadar büyüklüğü olmalı? Bunların hepsi aslında haberleşme sistemi dediğimiz her şey fiziksel ve matematiksel formülasyonlara dayanıyor. Bunlar da hep matematik formülasyonları. Yani bir antenin büyüklüğünün nasıl olması hep matematiksel formülasyonlarla hesaplanan ve en sonunda nihai olarak karar verilen sistemler. Ve temelde işte uzay aracının tasarımı, bir ortamı bilmemiz gerekiyor uzay ortamında. Nereye gitmemiz gerekiyor? İşte güneş çevresine mesela çok giden probelar, güneş çevresine giden probelar için güneş çevresini bilmek gerekiyor. Bunun fiziksel yapısını bir bilim insanı kadar olmasa da mühendislerin öğreneceği bir ders içeriğiyle verebiliyoruz. İtki sistemleri, uzay fiziği dediğimiz uzaktan algılama, yani bunda burada artık uzay mühendisinin uygulama alanlarına girdiğimiz derslerimiz de mevcut. Diğer derslerimizi de aşağıdaki linkten görebilirsiniz.
Çift ana daldan bahsedildi ama ben şunu söyleyeyim. Sıkça çok uçak mühendisiyle çok fazla entegre dersimiz olduğu için. Çünkü dediğim gibi bir uzay mühendisi bir tasarladığı şeyi önce atmosferden göndermeli. O yüzden atmosfer içindeki hareketi de aldığımız için ilk işte 1,5 sene kadar temel mühendislik dersleri alıyoruz diyorsak 2,5-3 seneye kadar neredeyse uçak mühendisliğiyle entegre bir ders programımız var. Sonrasında daha çok özelleşen, yani biz işte roket motor sistemlerini görüyoruz, onlar uçak motor sistemlerini görüyorlar gibi daha spesifik alanlara giriyor. Ama diğer bölümlerde de çift ana dal yapılabiliyor. Çalışma olanaklarımız çokça. Savunma sanayinde inanılmaz bir talep var ve ihtiyaç var. Bunlardan en çok bilinenleri TAİ, Aselsan, Havelsan, Roketsan, TÜBİTAK, SAGE gibi. Sivil havacılık sektörü, Türk Hava Yolları olsun, işte Atlasjet, Pegasus, Sun Express gibi Turkish Technic ya da havalimanı işletmeleri olabilir. Bunun dışında biz aslında temelde makine mühendisliği temeli alan bütün dersleri, otomotiv sektörü, beyaz eşya sektörü gibi endüstrilerde çokça mezunumuz iş bulmakta. Onun dışında yurt dışında hem eğitimlerine ilaveten de bulundukları yerlerde çalışan mezunlarımız bulunmakta. Bunun dışında her yazın yapmanız gereken stajlar var. Bu stajlar stratejik işbirlikleri kapsamında uzun süreli bir şekilde yapılabiliyor. Bu size ne sağlıyor? Burada kurduğunuz iş ilişkileri, mezun olduğunuzda direkt iş hani aramadan ya da kendinizi kanıtlama ya da bir referans mektubu alabilme gibi olanaklar size sağlamış oluyor. Ki zaten yanılmıyorsam ilk ay içerisinde %96'ya yakın mezunumuz iş bulduğu ile ilgili ve en kolay iş bulan bölüm olduğumuzla ilgili bir bilgi almıştım. Araştırma alanlarımızda temelde aerodinamik ve akışkanlar mekaniği dediğimiz bir cismin bir ortamda nasıl hareket ettiğini incelediğimiz bir fiziksel alan. Bu hava olabilir, sıvı olabilir, çeşitli alanlar olabilir. Bunları biraz sonra göstereceğim. Çeşitli laboratuvar ortamlarımız var. Hem kendileri birebir test edebiliyoruz, hem de illaki her şeyi test etmek zorunda değil. Simülasyonlar, başka araçlar da kullanabiliriz. Onlarla da çalışıyoruz. Diğer alanımız aslında yapısal tasarım ve analiz dediğimiz. İşte bir cismin, bir yapının dayanımı nasıl olmalı? Ve bunları en güncel halde, en hafif halde, her şey bir maliyet demektir. Ve mühendislik dediğiniz şey de bu maliyeti güvenilirlik katsayılarını göz önünde bulunarak minimumda tutmak demektir. Havacılık sektöründe güvenlik çok önemlidir. O yüzden de inanılmaz maliyetli bütçeler harcanabilir yeni teknolojilerin bulunmasında ve bunların güvenliğinin test edilip kanıtlanmasında. En çok kullanılan malzemelerden bir tanesi kompozit malzeme dediğimiz birbirinden farklı özellikli malzemelerin beraber çalışması. Bununla ilgili çok fazla çalışma yapılıyor bölümümüzde de. Uçuş kontrol navigasyon sistemleri, yani bir yapıyı yaptınız, yapısal alanda ürettiniz. Akışkanlar mekaniği alanında bunun havada ya da işte belli bir cismin içerisindeki davranışını test ettiniz ve bunun kontrolünü de kontrol alanında yöneltebilirsiniz, yani soru olarak. Bölümümüzde bu 3 ana kısımda çalışılmakta. Onun dışında uçak motorları, uzay sistemleri, rüzgar tüneli teknolojileri ya da hava trafiği kontrol sistemleri de çalışılıyor. Bu gördüğünüz trisonik laboratuvarımızdan bir görüntü. Burada akışkan çalışmaları yürütülüyor. Ses altı ve ses üstü, yani ses hızının 4 kat üzerine kadar, 4 Mach dediğimiz hızlara kadar çıkabilen, böylelikle de roket çıkışlarını, ses üstü işte belki askeri uçakları simüle edebilen sistemlerimiz mevcut. Sadece rüzgar tüneli değil, akışkan tünellerimiz de mevcut. Onun dışında kompozit ve yapı laboratuvarı, dediğim gibi güncel bir konu olan kompozit malzemeler çokça fakültemizde kullanılıyor ve bununla ilgili sadece değil, lisans seviyesinde alınan dersler, deneysel mühendislik derslerinde hem trisyonik laboratuvarı olsun, hem kompozit laboratuvarı olsun, hem laboratuvarı ve sonra bunları bilgisayar programlamalarını kullanarak bunları analiz ederler. Bu analiz programları içinde derslerini görürler zaten. Analiz programlarını, bilgisayar kodlama programlarını.
Hesaplamalı mühendislik laboratuvarında dediğim gibi her şeyi test etmek zorunda değiliz. Kimi lisanslı yazılımları kullanarak da bunları test edebiliriz. Ve bir akışkan üzerine çalışıyorsanız bu sadece hava olmak zorunda değil. Burada mesela bir hocamızın kalp etrafındaki akışın çalıştığına dair bir yayınından bir alıntı görebiliyoruz. Ya da uçan kanat böcek yapılarını çalışan hocalarımız var. Bunlar sonrasında mühendisliğimize şu şekilde faydası olacak. Bunlardan feyiz alarak yeni kanatlar nasıl tasarlanabilir şeklinde ortak yapılan çalışmalar mevcut. Burada da yanma laboratuvarını görüyorsunuz. Şu gördüğünüz şeyler itkilerin çıkışları. Siz bir roketin arkasında bıraktığı izi ve bunun hızlarını ve verisini test ederek o roketin ne kadar etkili ve efektif olduğunu test edebilmiş oluyorsunuz. Bu şekilde geri bildirimle deneyin sonucundan roketin nasıl iyi olduğuna dair geri bildirim alabiliyorsunuz. Model tabanlı tasarım laboratuvarları şu anda çokça olan aslında otomatik arabalarda bile entegre pilotlar aslında ilk başta havacılıkta olduğu için havacılık sektöründe çokça kullanılan ve bizim de araştırma projelerimizde ayrıca nano malzeme, tekstil ve ileri kompozit araştırma grubumuz mevcut. Bu ayrı bir birimimiz var havacılık araştırma merkezinde. Burada çalışılıyor. Malzemeleri sadece genel anlamda değil, mikroskop ölçekli, minik ölçekli çalışmalarla iyileştirip daha iyi nasıl tasarlanır konusuyla ilgilenen hocalarımız da mevcut. Ayrıca kontrol avyonik laboratuvarında da bu dikey iniş kalkış yapabilen araçların dinamik modellemesi, onların tasarımları, uygulamaları, bunlara yapay zekanın entegre edilmesiyle ilgili çalışmalar mevcut. Ve yukarı atmosfer ve uzay havası laboratuvarı. Burada sadece bu meteorolojik mühendisliğiyle entegre beraber kullanılan bir laboratuvar. Uzay havasının ortamı burada olan temelde güneşte olan olayların dünyayı, dünyanın çevresindeki uyduları veya gerekiyorsa astronotları nasıl etkilediği, diğer gezegenlerdeki ortamlar ve bunların için tasarlanacak aletlerle neye önem verilerek tasarımlarının yapılmasıyla gerektiği çalışmalar yürütülmekte. Ve temel uzay sistem tasarım ve test laboratuvarı. Burada aslında birebir bu laboratuvar ve bu ısıl vakum odasında ilk Türkiye'nin küp uydusu olan İTÜ-PİSAT-1 tasarlandı ve test edildi. Burada gördüğünüz bir ısıl vakum odası çeşitli sıcaklıklara kadar inip çıkabilen ve bu bağlamda da uzay ortamını simüle eden bir cihaz kendisi. İstediğimiz büyüklükteki bir uyduyu koyup içine test edebiliyoruz. Şu anda en maliyetli, en mantıklı eğitim amaçlı en çok kullanılan küp uyduları çokça üretip başka şirketler için de üretilen, öğrencilerimizin de çalıştığı 3. sınıftan itibaren birebir yer aldığı projelerde çalışılıyor. Bu da ilk İTÜ-PİSAT'ın birin gönderilen modeli ve şurada antenlerini görüyorsunuz. 2009 yılında yapıldı ilk küp uydumuz. Burada insansız bir rotor tasarımı projemizin olduğunu görüyorsunuz. Burada dikey iniş kalkış yapabilen bir araç tasarımını görüyorsunuz. Bunlar hep dışarıdan proje olarak fakültemize verilen, hocalarımızdan, araştırma görevlilerimizden ve lisans ve lisans üstü seviyedeki öğrencilerimizin hep birlikte çalışarak ürettiği projeler. Burası Türkiye'nin ilk virtual reality sanal gerçeklik oyununun tasarlandığı Cankut Bagana İnovasyon Laboratuvarımız. Onun dışında da çokça öğrenci kulübümüz var. Ve hatta en çok ödül kazanan öğrenci sanırım. Çokça sadece kulübümüz olmakla kalmayıp bunlarda da gerçekten başarı sağlıyorlar. Gördüğünüz gibi insansız hava aracı takımlarımız var, model uydu takımlarımız var, roket takımlarımız var. Ve bu takımlarda birçok bölümden uçak mühendisi, uzay mühendisi, gerekiyorsa elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi gibi farklı bölümlerle beraber öğrenciler hep birlikte çalışıp şimdiden ileride beraber çalışmayı da ve karşılaştıkları zorlukları hocaların yardımıyla nasıl aşacaklarını da test ederek gerçekten büyük bir deneyim kazanmış oluyorlar. Ve bunları gidip yurt dışında sunup, gösterip, uçuşlarını gerçekleştirip genelde de ödüllerini toplayıp geliyorlar. Ben bu bağlamda teşekkür etmek istiyorum.
Bize gerçekten Atatürk'ün de söylediği gibi ne zaman 1936'larda söylemiş, artık tek yapmamız gereken ve tek yapmanız gereken çalışmak. Eğer arzunuz havacılık alanında çalışmaksa, bölümümüz bunu yeterince ve layığıyla yerine getirdiren bir bölüm olduğunu ifade etmek isterim. Sorularınız varsa ben sonrasında burada olacağım. Sorularınızı seve seve alabilirim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler İklim Hocam sunumunuz için. Şimdi gıda mühendisiyle devam edelim. Berat Hocam orada mısınız? Evet, buradayım. Sizinle devam edelim hocam. Tamam. Merhabalar. Ben Profesör Doktor Berat Özçelik. Sanıyorum ekranı görüyorsunuz değil mi? Görüyoruz hocam. Tamam. Ben gıda mühendisliği bölümü bölüm başkanıyım. Aynı zamanda bölümümüzün bağlı bulunduğu Kimya Metalurji Fakültesi dekanı olarak yaklaşık 7 yıla yakın bir süredir görev yaptım. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Kusura bakmayın bağlantı ile ilgili olarak. Şimdi bizim bölümümüz de gıda mühendisliği bölümünde Ayaz Ağa kampüsünde bulunuyor. Buradaki slide'da yine web sitemizin adresini ve e-posta adreslerimizi görebilirsiniz. Bölümümüz 1991 yılında kuruldu. Bizim bölümümüz de yine yaklaşık 30 yıllık bir bölüm. Bölümümüz kurulduğu zaman İstanbul'daki tek gıda mühendisliği bölümüydü. Ve o ana kadar 3 tane daha gıda mühendisliği bölümü vardı. Aslında göreceli olarak Teknik Üniversitenin diğer bölümleri arasında biraz daha yeni bir bölüm. Ancak bölümümüz hızla gelişti ve kimya mühendisliğinden bir hocamızın gıda mühendisliği bölümünü kurmasıyla bu girişim başlamış oldu. Gıda mühendisliği nedir diyecek olursak, gıda mühendisliğini size en iyi şu şekilde anlatabilirim diye düşünüyorum. Gıdada bizde tarladan çatala diye bir terminoloji vardır veya yemden çatala diye bir terminoloji vardır. Yani siz eğer tarladaki ürüne eğer ilacı, işte böcek ilacı koyduysanız veya bunu tarım ilaçlarını doğru bir şekilde kullanmadıysanız, istediğiniz kadar o gıdaya iyi muamele edin, düzgün bir proses yapın. Son ürünü sağlığa zararlı bir ürün elde edebilmeniz imkansız olur. Bu nedenle en baştan, yani tarladan, tarladaki işte kontrollerden başlar bizim görevimiz. Aynı şekilde bir hayvanın işte etinin, sütün yendiğini, sütün içildiğini düşünecek olursanız, yemden, işte yemde örneğin toksik maddeler varsa, zehirli maddeler varsa, sizin bu hayvanın sütünde veya etinde ki toksik maddeleri uzaklaştırmanız mümkün olmaz veya hormonlar veya farklı kirleticiler. Dolayısıyla en baştan yemden, tarladan ta ki çatala, yani tüketicinin sofrasına gelinceye kadar ki olan aşamada tüm prosesler, taşıma, depolama, proses edilmesi, proses, soğuk zincirin korunması, ambalajlama, tüm bu aşamalarda mühendislik bilimini kullanan bir bilimdir gıda mühendisliği bölümü. Fakat tabii bunu yaparken aynı zamanda gıdada iki şey çok önemli. Birincisi güvenilirlik, diğeri de besleyicilik ve besin değerinin korunması ve tabii lezzetin korunması. Çünkü hiçbir şekilde kötü lezzette bir gıdayı tüketmiyoruz. Aynı zamanda besin değerini de korumadığımız andan itibaren o gıdayı yememizin çok da fazla bir anlamı olmuyor. Bu nedenle bunları koruyarak tüm bu prosesi yapmak gerekmektedir. Gıda mühendisliği az önce de söylediğim gibi tüm bu süreç içerisinde gerekli kalite sistemlerinin denetlenmesi, kurulması, gıda güvenliği sistemlerinin kurulması,
tüm proseslerin gıdayı güvenli bir şekilde üretecek, toksinleri elimine edecek veya oluşabilecek patojenleri, zehirli mikroorganizmaları inaktive edebilecek bir proses sistemini uygulamak gerekir. Ve tüm bunları da mühendislik bilimine dayanarak gerçekleştiren bir bilimdir. Gıda mühendisliği aslında multidisipliner bir alandır. Eğer mikrobiyoloji, biyokimya bu tip alanlara ilgi duyuyorsanız gıdanın bu konularında, gıda güvenliğiyle ilgili kısımlarda çalışabilirsiniz. Mühendislik alanında gıdaların işte ısıl açıdan termal yöntemlerle işlenmesi, dondurulması, soğutulması, termal olmayan yöntemlerle, örneğin elektrik akımları veya işte ses dalgaları gibi yöntemlerle işlenmesi, proses edilmesi, bunlar tümüyle eğer matematiksel fizik, matematik ve diğer mühendislik alanlarını fazlasıyla kullanabileceğiniz alanlar, bu alanlarda çalışabilmeniz mümkündür. Aynı zamanda gıdanın kimyası da son derece önemli. Biyokimya ve artı gıda kimyası konuları da, çünkü ürün üretimi sırasında da bir takım toksik maddeler oluşabilir, işte vitaminler kaybolabilir. Yani gıdaları aslında canlı mekanizmalar olarak düşünmek gerekir. Hasat edildikten sonra da örneğin meyve sebzeler yaşamaya devam eder. Raf ömrü boyunca da ürünlerde bir takım enzimatik veya işte oksidasyon gibi bir takım reaksiyonlar olur. Dolayısıyla veya nem transferleri, difüzyonlar. Dolayısıyla gıdaları aslında canlı varlıklar gibi düşünmek gerekir. Bir de şu anda tabii artık tarladan çatala değil, tarladan bağırsağa kadar, belki midemize kadar, hatta bağırsağımıza kadar demek daha da doğru. Çünkü bu ürünleri yiyoruz ama acaba ne kadarı bizde kalıyor, ne kadarı vücudumuza geçebiliyor? Bunlar da araştırılmaya başlandı. Biyoyararlığı nedir? Bağırsaklarımızdan geçiş düzeni nedir? Bu noktaya kadar gelmiş durumda gıda mühendisliği. Gıda mühendisliği bölümü 6 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçentin olduğu, 11 araştırma görevlisi ve 6 mühendisin olduğu bir ekipten, çekirdek kadrodan oluşuyor. Gıda mühendisliği bölümünün puanı, taban puanı 411 2019 yılında. Başarı sırası 56 binlerdeydi geçen yıl. Ben bununla ilgili olarak biraz gıda ile ilgili konularda bilgi kirliliğinin çok fazla olmasına da bağlıyorum. Bu konuda maalesef işte farklı tıp hekimlerinin veya genel yapılan bir takım konuşmalarının gıda mühendisliğine olan yargıyı değiştirdiğini düşünüyorum. Haksız bir yargı oluşturduğunu düşünüyorum. Bunlar da tabii bu sonuçları etkiledi gıda mühendisliği bölümüyle ilgili olarak. Ancak tabii korona sürecinde de yine gördük ki gıda son derece stratejik bir konu, son derece kritik bir konu. Artı ülkeler arasında da bir takım biliyorsunuz artık kendi yerele dönme, kendi imkanlarıyla geçinebilme olayı gündeme gelmeye başladı. Korona zamanında da bunu gördük. Gıda her zaman için varlığını koruyan en temel gereksinimlerden birisi. Aynı zamanda ülkeler için dahi yine stratejik konulardan birisi. Bizim çok fazla laboratuvarımız var. Benim iklim hocam kadar slaytım yok ama sorularınızla anlatmaya çalışacağım. Pek çok Avrupa Birliği projesinde yer aldık. Benim şu ana kadar örneğin 8 tane Avrupa Birliği projesi deneyimim oldu. Bunlar içerisinde işte gıdaların biyoaktif bileşenlerinin, antioksidanlarının, peptitlerinin eldesi, bunlardan yeni ürünlerin oluşturulması,
veya yurt dışı bağımlılığımızı azaltmak amacıyla teknolojide veya ingredientlerde, yani katkı maddelerinde yerel kaynaklardan bunların üretilmesi, atıkların değerlendirilmesi, özgün işleme yöntemlerinin kullanılarak gıdanın besin değeri korunarak ancak toksik maddeler oluşmadan üretimleriyle ilgili pek çok proje gerçekleştirildi. Gıda Mühendisliği bölümü de yine İTÜ AVET'e ilk başvurduğu andan itibaren, yani yaklaşık 18-20 yıl önce ilk kez ilk akredite olan bölümlerden birisi oldu ve 3 seferdir sıfır hata ile akreditasyonumuzu aldık. Dolayısıyla zaten pek çok öğrencimiz Amerika'da veya farklı firmaların, uluslararası firmaların, işte Hollanda'daki, İngiltere'deki dallarında veya kollarında aktif olarak çalışıyorlar. Aynı zamanda yine yurt dışında okuyan ve eğitimine, master doktorasına devam eden çalışan öğretim üyelerimiz veya eski mezunlarımız da var. Yine çalışma alanlarımıza gelecek olursak, tabii ki proseste çalışabiliyor gıda mühendisleri, kalite kontrolde, araştırma geliştirme departmanlarında, pek çok ARGE merkezi kurulumu artık firmalarda teşvik edilmeye başlanıyor. Dolayısıyla buraya araştırma geliştirme konusunda çalışan gıda mühendisleri veya master doktoralı olanlar da yine ayrıca tercih ediliyor. Satış pazarlama bölümleri, aynı zamanda bazı işte oteller zincirlerinin yiyecek satın alma bölümlerinde olabiliyor. Üretim planlamada çalışabiliyorlar, proses tasarımında, işletme yönetiminde, kalite ve gıda güvenliği, sistem belgelendirme ve denetimleri alanlarında çalışabiliyor mezunlarımız. Çok farklı gıdanın alt sektörleri var sizin de bildiğiniz gibi. Bunlar içerisinde pek çok alanda çalışabilme imkanları var. Yine ulusal ve uluslararası firmalarda çalışıyorlar. Çok fazla mezunumuz Türkiye'de işe girdikten sonra çok rahatlıkla aynı firmanın, özellikle uluslararası firmalarsa, yurt dışındaki kollarında da rahatlıkla çalışmaya devam edebiliyorlar. Catering sektörü de yine maya sektörü örneğin burada görünen. Yine çalışılabilen, biyoteknoloji en önemli alanlarından birisi. Bunu geçtim sanıyorum. Mikrobiyoloji, biyoteknoloji, jik üretimler yine en önemli alanlardan birisi. Biz de ilk iki yıl İTÜ geneli ve mühendislik alanlarında olduğu gibi mühendislik derslerini okuduktan sonra gıdaya özgü kısımları, yani gıdanın kimyasını, işte transferi, akışkanlar, bunları zaten gıda mühendisliği ve gıdaların özelinde anlatıyoruz. Örneğin işte pompadan bir akışkanı pompalayabilmeniz için onun ne kadar, işte akışının nasıl olması gerektiği, hangi viskozitede olması gerektiği, tüm bu hesaplamalar veya işte patojenlerin inaktif edilebilmesi için gıdanın ısı sıcaklığının ne kadar olması gerektiği, konserveleme, pek çok prosesi bu şekilde kontrol edebilmemiz mümkün oluyor. Yine çift anadal ve yatay geçiş, yan anadal yapma gibi imkanlarınız var. Ve Erasmus kapsamında da yurt dışındaki pek çok üniversiteyle de anlaşmalı olarak yine Erasmus'a gönderebilmemiz mümkün oluyor. Ve bir bölümünü, bir dönem veya iki dönemi yurt dışında okuyabiliyorsunuz. Yine özel sektörle ve kamu sektörüyle yapmış olduğumuz pek çok projede mevcut işbirliği imkanlarımız mevcut. Benim sunumum bu kadar. Ben de teşekkür ediyorum ve sorularınıza fırsat yaratmak istiyorum. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler Berat Hocam sunumunuz için. Şimdi mimari terimiyle devam edelim. Emin Hocam, orada mısınız? Buradayım. Merhabalar. Merhabalar, sizi dinliyoruz hocam. Tabii ki. Ben de bir PowerPoint paylaşacağım sizinle. Evet. Görünüyor herhalde değil mi? Bir program var mı? Görünüyor hocam. Şimdi gördüğünüz gibi ben öncelikle teşekkür ediyorum bize bu imkanı tanıdığı için tanıtım ofisine ve tabii ki de direktörlüğüne. Buradaki bizi izleyen yeni üniversite adayı arkadaşlar da eğer mimar olmayı düşünüyorlarsa burada bence benim 7 başlık altında toplayacağım sunumda çok kısa geçeceğim. 1-2 dakika kadar, 1-3 dakika, 10 dakika çok aşmak istemiyorum. Hızlı ve kompakt bir sunum olacak. Öncelikle mimarlık ve iki taş kışlıdan bahsetmek lazım. Çünkü mimarlığa gireceklerse şehir içinde farklı bir kampüste gidecekler. Ama her zaman tabii Maslak ve içleri olacak. Ben de bunu zaten araştırarak gayet iyi biliyorlar, düşünüyorum. Şimdi öncelikle mimar nedir? Yani kimdir? Ne yapar? Başlayacağım. Mimar aslında Türk dilime baktığımız zaman yapıların planını hazırlayıp bunların gerçekleşmesini sağlayan kimse olarak geçiyor. Bugün Cihat Türkçe söyledik de bu şekilde. Ama mimar aslında mimarlık yapan kişi. Ve mimarlıkta da mimar olabilir mi? Mimarın işi ve mesleği. İşte belirli ölçü kuralları, yapıları yapma sanatı mimari olarak. Bu gösterdiğim dört alan, yani içine girilebilir bir ortam yaratma, mekan tasarlanması, teknoloji ve mekanın anlaşılması aslında çok temel bazı bileşenler. Bunlar aslında mimarlık fakültesi içindeki mimarlık bölümünde nasıl bir araya geliyor ilerleyen slaytlarda göstereceğim. Şimdi mimarlık şunu aslında yaratıyor. Bu bizim mezunlarımızın ağırlığı karar atölyelerimiz atanın çalışmalarından mezun olduktan sonra yaptıkları ödülü de almışlar galiba projeyle. Yani mekan öncelikle içine girilebilir bir ortam yaratıyor. Yani bu fiziksel ve somut bir mekan. Sonra sanal mekan da aslında mekan bir parçası. Duygusal mekan da bunun bir parçası. Hani sanki mimarlık sadece böyle hani gelir, planları çizer, bina inşa eder gibi algılanmaması gerekiyor. Zihinsel mekan da aslında çok önemli bir parçası. Zihinsel mekandan bahsettiğimiz zaman bunun devamında tabii bütün bu dört ana başlıkta içine girilebilir ortam mekan aslında bir araya geliyor ve bir şekilde bu formasyonun temelini oluşturuyor. Şimdi mimarlığın dili nasıl bir şey? Mimarlığın dili aslında tercüme edilmesi gereken de bir şey. Çünkü genelde öğrenciler bize geldikleri zaman çok da bilmedikleri bir dille karşılaşabiliyorlar. Ama bu çok önemli bir şey değil. Ben bunu her zaman söylüyorum. Yani hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şey çizemeyen, yapamayan da mimar olsun. Yani gelsin. Çok önemli bir şey. Çünkü burada bunu geliştirebilecek formasyon, dersler, eğitim, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri var. Hep beraber zaten bunun üstesinden geliyoruz. Ama hiç bilmediğimiz bir dili anlama gerekliliği var. Bunlar da aslında eskizlerle falan ortaya çıkıyor ve ilerliyor. Ve sonra bu dil anlarken eskizler çizimlere dönüşüyor. Bunlar çok teknik ve komplike de olabiliyor. Ve bunu 4 sene içerisinde belli bir aşamaya kadar sonra da işte projelerle her dönem bilgilerin öğrenciler ilerletiyorlar. İçerisinde. Hiç bilmediğimiz bu dili anlarken tabii eskizler, çizimler, görseller yani bütün hayatın içerisinde olan bir dil ve bununla birlikte ilerleyen durumdan bahsediyoruz ve çalışıyoruz. Onun için hayatla çok iç içe olan bir meslek. Bu bakımdan da bence bunun avantajını hemen mezun olur olmaz. Birçok farklı alanda çalışmakla bunlardan da bahsedeceğim sonunda öğrencilerimiz elde ediyorlar. Burada işte o yine bazı sonuç örneklerden bazı şeyler gösteriyorum. Mimarlık diline yani tercüme ederken eskizler, çizimler, görseller, diyagramlar dedik. Biraz onlardan da bazı şeyler kurmaya çalıştım. Aslında bu dil işte bu tarz üretimleri, temsilleri yaratmakla geçiyor 4 sene boyunca.
oluşturunca bunları belli bir olgunluğa ve ifade yeteneğine ve tabii ki de bilginin üst üste koyulmasıyla ilerleyen. Çünkü mimarlık aslında birçok bileşen ve bilgiyi bir araya getirerek bunu temsil etme yeteneğini kazanarak ilerleyebilen ve toplumsal, sosyal, ekonomik boyutları da tabii içerisine kadar ilerleyen bir meslek. Ve tabii biz çok fazla maket yapıyoruz. Yaptığımız özellikle proje derslerinden bahsediyorum şu anda. Dizaynların hep maketler üzerinden gidiyoruz. Ama tabii sadece mimarlık demek, mimarlık tasarım, dizayn demek değil. Çok fazla alt başlıkları var. Şimdi mimarlık eğitim süreci tabii biraz çetrefilli bir süreç. Buna Serap Stüdyo'dan bir örnek. Bu hani bizim stüdyomuz değil ama bizim stüdyolarda buna benzer. Yani her şey üstünde. Yani bir şeyler devamlı düşünülüyor. Hani öyle 2-3 saat düşüneyim bitireyim gibi bir durum çok oluşmuyor. Ama mümkün olduğu kadar bunun da öğrencilerimiz hep yaşıyor. Tabii kendi sosyal aktivitelerini, farklı alanları da zaman ayırabiliyorlar. Ama bu biraz ortamdan görüntüler, biraz karışık ve kaotik bir ortam yaratılabiliyor. Bu her eğitimde var, mühendislikte var, mimarlıkta da var, uykusuzluk. Bu işin aslında biraz günü sırtlan bir tarafı bazı yerlerde. Şimdi şu var mimarlıkta, bina bilgisi ve yapı bilgisinin ve teknolojisinin entegrasyonu var. Aslında sadece tasarım demek değil demiştim. Aslında tüm bu bilgi teknolojiyle ve yapıyla birlikte bir araya geliyor ve bazı temsilleri görüşüyor. Burada benim de içerisinde olduğum mesela bir durum, bir yaptığı bir görüşme projesi, daha profesyonel bir örnek ama öğrencilerimizin girdiği, temsil edebildiği ve ödüller kazandığı öğrenci aşamasında da görüşmeler var. Yani bu hayatın içerisinde daha öğrenciyken giriyorlar aslında. Bunlar bazı hani hızlı geçeceğim, çok fazla mı harcamak için. Belki soru cevaplarla tekrar detaylarına girebilirim. Yine mesela Gökçöp'teki lise kampüsünden yaptığımız yarışmalardan mimari bir temsil. Yani bu temsil yeteneği aslında gelişiyor. Bu nerelere varıyor onu göstermek için bir yere koydum. Tabii mimarlık aynı zamanda bir üst ölçekten alt ölçeğe doğru da gidiş. Yani master plan düzeyinden, yani kentten, şehir ölçeğinden bina ölçeğine de bir gidişi temsil ediyor. Ve birçok farklı disiplinle bir arada çalışıyor. Mesela bu proje ODTÜ'nün bir teknopark kampüs projesi. Mesela bu da mimar, mesela Boğaçan Dünyarak bir mimardır. Ağzının ağırlıklıdan peyzaj mimardır. Ve burada mekanikçisinden çok farklı alanlara birçok kişi birlikte bu projeyi üretiyor. Mimar tek başına çıkıp da bu projeyi üretmiyor. Yani interdisipliner çalışma da aslında bize çok önemli. Ve bunu gerek farklı programlarla, ÇAP, Yandal, işte Erasmus, biz bunu sağlıyoruz. Onlardan da çok kısa bahsedeceğim sonra. Burada onlardan işte bazı temsillerden, diyagramlardan ve planlar nasıl şeyler üretiliyor. Sonuçta burada mimar olan biri onlardan bahsediyorum. Mimar eğitimi süreci ve sonucu nasıl oluyor? Burada biraz öğrencinin yaptığı projelerden hızlı bir seçkin yapacağım. Ve göstereyim biraz. Slaytlar geçecek. Mesela bu bizim Bozcaada'da 3. sınıf seviyesinde yaptığımız bir proje. Alan olarak Bozcaada'yı çoğunuz zaten biliyorsunuzdur. Orada Çanakkale ile ilişkiler, işte Çağdaş Mimar bağlamındaki Yunanlı Satroya Müzesi, tarih bağlamındaki ilişkilerden tutup da yani o büyük ölçekten yatay ölçeğe, tarihe kadar giden farklı kademeler, katmanlar bizim eğitimimizin içerisinde öğrencilerin hani yaptıkları bir daha üst ölçekli bir master plan mesela çalışmasında örnek bu. Yani onların yaptıkları bazı işte proje dersleri, farklı analiz dersleri, diyagramlar. Burada o spesifik proje dersinden Bozcaada'daki ürettikleri üst ölçekli ilişkilerden. Ondan sonra mesela burada daha detaydaki farklı yerlerde mesela geliştirdikleri projelere doğru gidiyor. Bizim eğitimimiz genelde proje derslerinde ve farklı derslerde hep birebir. Yüz yüze, şu an pandemide çünkü bundan çok bahsedemiyoruz ama öyle olacağını umuyoruz da. Ya bu sonuçta kadar sürecek bir şey. Hep birbirimizle etkileşim içerisinde, mesela bu jüri ortamından bir kare. Burada benim de içinde bulunduğum birçok grup ve zaten hepimiz böyle biliyor. Öğrenciler sunumlarını belirli aralıklarla, farklı derslerle, bir proje dersi, bu seçmeli bir derste de böyle bulunuyor. Bize sunuyorlar. Devamlı stüdyolarımız işliyor. Yani hayat her zaman bizim taş kışlıkta akıyor bu anlamda. Bunları biraz hızlı geçeceğim.
çok biraz beklentisine o ana projenin detaylarına. Yani çok farklı ölçeklerde plan, kesit ve detay düzeyinde öğrencilerimiz yetkinliklere karışabiliyorlar. Teknolojiyi, yapıyı ve bunun görselleştirmesini son derece fark ettiyseniz mesela sol alt köşede öğrenci isimleri de bu projelerde yazıyor. Erasmus programlarından biz çok fazla öğrenci alıyoruz ve Avrupa'nın farklı üniversitelerinden öğrenciler geliyor. Çok iyi öğrenciler birlikte de okuma şansı buluyorlar bizim bölümümüze gelenler. Bu da bence çok önemli bir etkileşim ve çıtayı yükselten bir araç haline dönüşüyor. Çok fazla detayına girmiyorum. Süreden dolayı. Belki sorular sorulursa üzerinden geçelim. Bunlar aynı projelerin farklı projelerdeki öğrencilerin yarattığı, ortaya çıkardığı temsillerden aslında örnekler. Ve tabii yaptıkları maketlerden bazı örnekler var bunlarda. Tabii Taşkışı'ndaki mimarlık ve akademi nasıl bir şey? Kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Biz aslında farklı birimlerde uzmanlaşmış öğretim görevlilerinden araştırma görevlerine oluşan bir topluluğuz. Bunların içinde bina bilgisi diye tabir ettiğimiz eskiden, şimdilerde mimar tasarım diyebileceğimiz, aslında ikisi de söyleniyor. Tasarım alanındaki öğretim görevlileri, bina bilgisinin yanında yapı bilgisi ve teknolojisiyle ve bunun daha alt tırman dallarıyla ilerleyen öğretim görevlilerimiz var. Bunu uygulama ve sonuca bu yüzden getirmekte çok da problem yaşamıyor bu formasyonu. Buradan bazı hani bu uygulama ve sonuç nereye doğru gidiyor şeklinde bunu biraz görebilirsiniz. Proje yapımı ekonomisi ve yönetimiyle ilgili de bir birimimiz var. Bunun da kendi dersleri var. İnşaat yapmak bunun süreci yönetimi de bizde çok önemli. Sadece tasarım değil. Aynı zamanda mimarlık tarihi de çok önemli. Kuvvetli bir tanesi. Gerek lisans, gerek yüksek lisans yapısıyla ve bu çok önemli bir formasyona katkı sağlıyor. Çok çeşitli ve farklı bağlamlarda o zamanlarda. Restorasyon yine çok önemli ve kuvvetli birimlerimizden bir tanesi. Bunların hepsi gördüğünüz gibi sizlerin ileride çalışabileceği farklı uzmanlık ve çalışma alanları da yapabilecek. Yani buradan mezun olan birisi, çalışan birisi olabilir, dizayn yapan birisi olabilir, restorasyon çalışan birisi de ileride olabilir. Şimdi Taşkışı'da tabii önemli bir yapı, bütün bu sistem içerisinde tutan ve tabii bütünün köklü geçmişi. Bunları zaten herhalde çok fazla araştıranlar biliyordu ama bütünün şu anda 247. yıl olması bence çok önemli. Yani ve Taşkışı'da bunun çok temel yapılarından, yaklaşımlarından bir tanesi. Çok uzun süredir yönetime devam ediyor. Burada aslında siz 5 farklı bölümle birlikte 11 ana bilim kurumuna bağlı 20 lisans kurumundaki öğrencilerle birlikte okuyacaksınız. Bu da bence çok önemli bir etkileşim yaratıyor. Lisanstan yüksek lisansa doktora seviyesinde hep birlikte biz bu ilişkiyi sürdürüyoruz. Ve burası aslında çok özel bir bina. Lise onlar yine araştırmışlardır. 1847 yılından günümüze uzanan bir hikayesi var. Çeşitli yürüyüşümlerden geçmiş. En son Minimat tarafından, Ankara Üniversitesi'nde Minimat Fakültesi olarak düzenlenmiş. Ve sizin orta bahçemizden bir görüntü. Keyifli bir yerdir. Tabii kısaca uluslararası bilim ve ülkemizden de bahsedeceğim. Biz de aynı mühendisliklerdeki ABET'in karşılığı olabilecek ya da eşdeğerli olabilecek Amerika'daki National Architecture Accreditation Board'a eşdeğer akredite diyebileceğim, eşdeğerli kabul edilmiş Türkiye'deki ya da Amerika'da eşdeğerli ilk aslında bölümümüz. Ama şimdi tabii farklı Türkiye'den bölümler de mesela 20 seyitler size bunu aldı. Çok büyük bir geçen sene. Ama İTÜ aşağı yukarı 3 dönemli yani 15 seneyi aşkın süredir ve hala devam ediyor. Bu eşdeğerliğe sahip. Üniversite rankinglerinde de 100-200 bandında dünyada Türkiye'den bu dereceye girebilmiş iki bölümden bir tanesi. Ben de sanki bir doktor olabilir ama biz onlardan daha yüksektik. Yani sonra, Erasmus programlarıyla çok önemli bir etkileşimimiz var. Çok fazla
sayıda öğrenci alabiliyoruz. Tabii bu 2015-2016 süreçlerinden sonra sayılarda biraz Avrupa'dan gelen Türkiye'li öğrencilerde düşüşler oldu ama bu tekrar artıyor ve çok farklı ülkelerden, Portekiz'den, İspanya'dan, Almanya'dan ve İngiltere'den çok farklı, İtalya'dan öğrencilerle birlikte kursuyoruz. Öğretim üyesi öğrenciler çok güzeldi. Şimdi 96-64 nedir? Aslında bizim öğretim üyesinin araştırma görevlisiniz. Yani bizim inanılmaz geniş bir kadromuz var. Zaten bu saydığım bütün uzmanlıkların bir arada olması ancak bu kadar geniş bir kadromuz oluyor. Yani o her biri aslında kendi başına bir bölüm yaratabilecek alt bilimlerden oluşuyoruz biz. 1213 tane öğrencimiz vardı. Bu tabii son veri değil ama yine son senede buna yakın. Yani 1200 civarında bir öğrenci sayımız var toplamda. 100-100-100 olunca. En son 2017-2018 rakamlarını aldım ama geçen senede bundan çok farklı değil. Yani 250-300 civarında bir mezun sayımız oluyor her sene. Ve dediğim gibi yüksek lisans doktorayla birlikte çok önemli bir etkileşimle birlikte burada okuyorsunuz. Burada bazı programları saydım. Eğer bilen olursa bunlara daha sonra cevap verebilirim. Birçok farklı alandan öğrenciler bizim hem lisans hem de araştırma seviyesinde bir çok önemli bir katkı gören ki 1200 civarında da böyle bir öğrenci sayısı var. Bunları geçeceğim. Tabii çok önemli bir ders potansiyelimiz var. Gördüğünüz gibi toplamda bölümü ve seçmenin %50 civarında bir ders listemiz var. Yüksek lisansta da derslerimiz ulaşmışlığı da var. Ve hocam süremizi biraz açtık. Yavaş yavaş tamam. Toparlayabilir miyiz? Zaten son şey. Tamamdır hocam. Son bölüm. Bunlarla birlikte gidebiliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Burada aslında daha çok TV adresi var. Buradan siz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Ben Mehmet Emiş Ağlancıoğlu olarak size bildirimi yaptım. Ama biliyorum da bunlar da rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Tam sonunda bir yapmıştınız. Öyle teşekkür olmuş hocam, evet. Çok teşekkürler sunumumuz için. Şimdi hocalarımızın sunumu sona erdi arkadaşlar. Sizlerin sorularına geçiyoruz. İsterseniz Zoom'daki el kaldırma özelliğini kullanabilirsiniz. Biraz daha düzenli ilerleriz böylece. Chat üzerinden de yazarak bizlere iletebilirsiniz. Herkes kendinden soruyor. Tüm hocalarımız çok detaylı anlattığı için şu an soruyorum. Sormak kolay değil. Ben tabii başlamak biraz zor oluyor hocam. Her şey sorulabilir. Ben söyleyeyim gibi hoca olarak sesimi kısmak. Ben ufak bir başlangıç yapayım. Çokça geliyor bu soru. İklim hocam, uçak mühendisiyle uzay mühendisliğinin farkı hep soruluyor. Birazcık bunu detaylandıralım mı? Bu arada öğrenciler de belki akıllarına soru gelmiş olur. Olur. Bize de gerçekten gelen hani sorulardan en çok. Ya dediğim gibi aslında bir uzay mühendisi bir şey tasarlarken önce atmosfer içinden giden bir şey tasarlamak zorunda. Bu da zaten uçak mühendisinin alanı oluyor. O yüzden biz gerçekten 3. sınıfa kadar atmosfer içinde giden cisimlerin eğitimini alırken, işte bu yapısal eğitimler olsun, aerodinamik alanı olsun, bunların hepsini aslında entegre, beraber alıyoruz. Hani sınıflarımız ayrılmadan alıyoruz. Ne var ki işte ne zaman onlar bizim ayrıştığımız hususlar ortaya çıkıyor. Biz mesela uzay aracının yönelim belirleme ve kontrolünü çalışıyoruz. Onlar uçağın kontrolünü çalışıyorlar. İtki motorları, onlar uçak itki sistemlerini çalışıyorlar. Gibi en son işte mesela son tasarım dersinde biz tasarım projesi gerçekleştirip bunu öğrenciler sunarken tasarlayıp bir uçak projesi geliştirip onu sunumunu yapıyorlar. Gibi yani sadece son sınıfta en son spesifik olarak yani temelden sonra spesifik olan alanlarda farklılaşmamız söz konusu oluyor. Çok teşekkürler. Bu arada Erasmus'la ilgili de değinmedim. Hani bütün bölümlerimizde olduğu için ama gerçekten ben de katılıyorum. Şöyle ki yani Erasmus gerçekten çok büyük olanaklar sağlıyor öğrencilere. Şöyle oluyor çünkü gelen öğrenciyle
kendini Türkiye'de eğitim alan öğrenci kendini karşılaştırma olanağı buluyor. Hani ben orada okusam nasıl olacağım? Yani onunla beraber kendini de değerlendirmiş oluyor. Dil olarak geçiyorum bile. Çünkü mesela İtalya'dan, İspanya'dan geliyorlar. Sadece İngilizce değil, diğer alanlarda da, diğer dillerde de kendilerini geliştirmek için, dillerini geliştirmek için bir fırsat doğuyor gerçekten. Gitmelerinden bence öğrenciler o bağlamda çok hani takdir edilesi ve yapılmasını desteklediğimiz hususlardan. İklim Hocam, size bir soru daha var aşağıda. Aslı sormuş. Uzay mühendisliğinde iş bulmak zor oluyor mu? Çünkü günlük hayatta sık duyup bildiğimiz meslek değil. Bu yüzden ailelerimiz sorunca Türkiye'de iş bulamazsın diyorlar. Bu da kafa karıştırıyor demiş. Evet, yani şöyle, çok enteresan değil mi? 86'da kurulmuş bu bölüm. Ben 2003'te girdiğimde, benim ailem, ben şanslıydım belki de, benim ailem hani beni sorgulamak gibi bir şeyleri hiç olmadı ve benim ilk tercihim olarak girdim. Uzay mühendisliğinde çok fazla alanda bulabilme olanağımız oluyor. Ki uzay sektörü artık geliştiği için ve uzay mühendisi yetiştiren bizimkisi gibi olmadığı için biz gerçekten, ben telefonla bile işe başlayabilirsiniz mezun olduğum gün, yani hani bundan 20 yıl olmadı, abartmayalım, tamam, ama epey yıllar önce diyelim, telefonla yani işe başlayabilirsiniz diye telefon bile almıştım. Uydu projeleri artık günümüzde bilinmese de, yani hani toplum tarafından bilinmese de çokça yer alıyor. Bu ayrıca Türk Uzay Kurumu'nun açılmasıyla beraber aslında birazcık daha halkımızda da bir merak, ilgi, bunun da olabilitesi varmış galiba, bizim çocuklar da bir şeyler yapabilir galiba gibi bir hisler uyandırdığını düşünüyorum. İş bulmak, bu çok kişisel bir şey. Tabii ki yani şöyle bir şey veremeyiz, yani mezunlarımızın hepsi iş buluyor. Bu çok kişisel bir şey. Kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, bölümden hangi dersleri hangi başarıyla verdiğiniz, kişisel hobileriniz, işte ders dışı etkinlikleriniz gibi aktiviteleriniz, bunların her birinin bir durumu var, bir ortamı var. Ama ortalama bir öğrencimizin iş bulmakla ilgili bir sıkıntısı olmasın. Çok teşekkürler. Aslında bu iş imkanları, iş bulma durumunda yaşanan sıkıntıları diğer hocalarımızdan da birer cümleyle alabiliriz belki. Ne durumda Emin Hocam, mesela sizde iş bulma imkanlarımız hızlıca bulabiliyor mu mezunlar? Yani şöyle de, mimarlık son dönemde, yani son 10-15 yıllık periyoda çok popüler oldu bu zamanlar. Yani o üniversite giriş puanlarından da aslında biraz okunabiliyor bazen. Yani çok yüksek puanlı bir bölüm. İçerisinde her zaman için ilk 3, hatta en yüksek puanda giren öğrencilerin içeriye girdiği zamanlar oldu. 2-3 sene önce. Ama öğrencinin kendini aslında geliştirmesine bağlı. Ben böyle söyleyeceğim. Aslında bu bütün bölümlerde böyle düşünüyorum. Yani biz evet bir formasyon veriyoruz. Ama öğrenciler kendileri bunun üzerine o formasyonu ne kadar koyabiliyorlar? Bu lisans eğitimini nasıl geçiriyorlar? Bence yan iş, yani yan durumlarda nasıl kendilerini yetiştirdikleri de çok önemli. Sadece dersler vesaire değil. Çoğu gayet iş bulabiliyorlar. Hatta ben çok fazla o noktalara girmek istemiyorum. Mimarlık formasyonu aslında sadece mimarlık yapan bir formasyon olmuyor. Bu bir aslında ihtiyacı tespit etme ve ona yönelik insanın bir kas geliştirme durumu. Yani bu düşünceyi tabii, düşünce bağlamında söylüyorum. Bir formasyon da aynı zamanda. Çünkü çok fazla analiz, davranış, fiziksel durumların, farklı katmanların nasıl oluştuğu ile ilgili bir formasyonumuz olduğu için mezunlarımız sonradan çok farklı şeyler yapabiliyorlar. Mesela daha geçen gün bu kariyer danışmanlığı dersleri kapsamında bir seminerler yaptık. Öğrenciler bilgiler sonra görecekler ikinci, üçüncü senelerinde. Mesela mimarlık bölümü mezunlarımızdan mesela gitti gidiyorum, üç grubusundan ikisi bütün mimarlık mezunu. Ondan sonra bundan sonra gitmiş mesela bir taksiyi getirip falan kullananlar bunlar. Yani sadece mimarlık yapan değil, aynı zamanda girişimcilik açısından da, ben sadece mimarlık için söylemiyorum, mühendisler de mümkün. Yani bir aslında girişimcilik ve nasıl bir şey analiz edilir öğrenildi de bir küçük bir kastım için bir
ama mimarlık biliminin çok önemli bir perspektifi var hayatla iç içe olan durumda. Bunu aslında bir kez daha uygulamak lazım. Yani dünyada da çok farklı örnekleri var bizim için. Yani farklı mimarlık okullarından mezunlar var. Ben de bir şey açılıyorum. Çok teşekkürler Emin Hocam. Berat Hocam, siz de aslında bahsettiğiniz biraz yani hem uluslararası hem de ulusal şirketlerde iş bulabilme olanaklarına dair ama eklemek istediğiniz bir şeyler var mı sizin de? Ben de tabii diğer hocalarımızın söylediklerine katılıyorum. Bu tüm meslekler için geçerli. Eğer siz kendinizi donanımınızı arttırırsanız, yabancı dil açısından geliştirirseniz, örneğin Erasmus'la yurt dışına gidip o yaşta yurt dışı deneyimini elde ederseniz ve diğer donanımlar açısından da kendinizi geliştirirseniz tabii ki kesinlikle farklı olacaktır. Ama ben gıda alanında açıkçası çok şunu söyleyemiyorum. Hani iş bulamayan mezununuz var diyemeyeceğim. İTÜ Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerimizde iş bulamamayı ben hiç duymadım. Şöyle olabilir, belki daha düşük maaşlarla bir yerde olabilir ama hani gıda gerçekten çok temel sektörlerden biri, mutlaka iş bulunuyor. Artı tabii biraz daha küçük ölçekli KOBİ'ler de var bizim alanımızda. Dolayısıyla girişimciliğe de çok açık. Şimdi fark ediyorsunuzdur zaten çok farklı meslekler yapanlar bir bakıyorsunuz gıda ile ilgili bir alanda iş yapıyorlar. Dolayısıyla hani eğer bir girişim yapacaksanız ona da daha az sermaye ile böyle özgün işler yapabilmenize de imkan sağlayan bir şeyi var, tarafı var. Teşekkürler hocam. Şimdi Erdem'in bir sorusu var aşağıda. Peki uzay mühendisinden mezun olduğumuzda yurt dışında kolaylıkla çalışabiliyor muyuz? Veya yüksek lisans doktora? Çünkü akreditasyondan bahsettiniz ama tam bilmediğim için neler gerekir yurt dışına gidebilmem için merak ediyorum. Örneğin üniversitede öğrendiğimiz yabancı dili yeterli olacak mı yoksa çalışıp ekstra sınavlara tabi tutuluyor muyuz gibi birkaç soru sormuş iklim hocam. Ben de yüksek lisans eğitimi yurt dışına yaptım. Diplomanız şu bağlamda yeterli. Bir lisans eğitimi aldığınız 4 yıllık bir uzay mühendisi, bir havacılık alanından mezun olduğunuzu gösteriyor. Bu bağlamda havacılık sektöründeki üniversitelere tabii ki direkt başvurabiliyorsunuz. Ama ana dili İngilizce olmayan, mesela Amerika için konuşuyorum. Tabii aynı şey İngiltere için de geçerli. Ana dili İngilizce olmayan bir ülkeden geldiğiniz için dil yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için de çeşitli sınavlar var. İşte en basiti TOEFL. TOEFL'dan belli bir puan almanız gerekiyor ama sadece bu ikisi bu başvuruyu yapmanıza yeterli. Onun dışında sonuçta bölümde dereceye girersiniz. Ya da bu işte öğrenci projelerinde katılan arkadaşlarınız gibi onlarla beraber işte bir dereceye girmişsinizdir. Bu sizi çok ön noktalara taşıyan hususlar. Keza Erasmus da öyle. Yurt dışında bulunmuş akademik anlamda orada başka bir üniversiteden ders almış ve onu başarıyla geçmiş öğrenciler olmak çok çok daha bunu kolaylaştıran bir şey. Kolaylıkla çalışabiliyor muyuz? Biraz daha çetrefilli bir soru diyeyim. Yani çünkü tam olarak bildiğim bir husus da değil ama uzay mühendisliğinin Amerika ayağına bakacak olursak birazcık daha askeri alanlı ya da kritik teknolojiler içerdiği için kimi alanlarda sıkıntı olabilir direkt. Çünkü yani bir Amerikan vatandaşı olmadan uzay sektöründe birebir Türkiye'den giden bir birey olarak çalışabilir miyiz bilemiyorum. Yani hani birazcık daha sanki eğitimi tamamlamak, orada eğitimi tamamladıktan sonra oradaki iş yerlerinde bulunmak, çalışmak daha olası gözüküyor bana. Bu bağlamda hani Avrupa daha farklı davranıyor olabilir. Ama işte bu ben keza NASA'da hani şu anda kontaklarımızın olduğu, beraber iş yaptığımız, çalıştığımız bir yer kendileri. NASA'nın daha çok Goddard Space Flight Center'da çalıştığımız yer. Biraz daha uzay fiziği alanında çalışıyorum ben. Birazcık daha bilimsel kısmı olduğu için yaz araştırmalarımızı yapmaya, işte bireysel beraber birlikte proje vermeye ya da onların işte şu anda mesela çok gündemde olan ay projeleri var. Ve biz de ay projesi üzerinde çalışıyoruz.
Onların projelerinin bir kısmını yapmak için biz ortak bir kısım olarak, laboratuvar olarak efektif bir şekilde çalışabiliyoruz. Ama dediğim gibi işin mühendislik kısmı kritik teknolojiler içerdiği zaman Amerika ayağında sıkıntı doğurabiliyor. Çok teşekkürler İklim Hocam. Rica ederim. Mehmet Hoca'ya bir soru var sanıyorum. Mehmet Hocam da söyledi, mimarlık çok popüler, tercih edilen ve sokaktaki herhangi bir üniversite mezununun mimarlık bölümünden mezun olduğu bir dönemdeyiz. Ve bunların birçoğu da ortalama nitelikte mezunlar. Yani en azından insanların iş bulmakta sıkıntı çektiğini şikayet ettiği bir konu oluyor. Çok uzun senelerdir mimarlık okumak isteyen biri olarak kendimi onlardan ayırmam için neler yapmam gerekir? Ekstradan bunu merak ediyordum. Şimdi benim hani Bark'ına söyleyebileceğim haklı. Çok fazla yani Türkiye'de diğer mesleklerde de bu sayı çok fazla. Çok fazla mimar öğrencisi var ve çok fazla mimar mezunu var. Bizim de kendi... Biraz az geliyor. Azıcık mikrofona doğru yüksek konuşabilir miyiz? Pardon, şeyim düşmüştü. Ondan. Şimdi daha iyi değil mi? Evet. Şöyle, çok fazla mimarlık öğrencisi var ve çok fazla mezunumuz var bunun devamında. Bunu ayırmak, aslında İTÜ'de okuyabiliyorlarsa bu bir şans. Çünkü İTÜ'de benim de biraz demin bahsettiğim gibi kadrolar önemli ve bu kadrolardan nasıl faydalandığınız, derslerdeki etkileşiminiz, size aktarılan formasyonun ne derece kuvvetli olduğu. Yani İTÜ'den mezun olan bir mimarlık öğrencisi çok da ortalama bir mimar olmuyor diyebilirim. Yani bunu iddialı bir şekilde. Bir kere İTÜ'den mezun olmak mimar kimliğiyle önemli bir durum her şeyden önce. Ama her mezun olan mimar da tabii hemen iş bulur, kendini çok inanılmaz bir noktaya getirir diyemeyeceğim. Öğrencilerin devamlı olarak kendilerini geliştirmeleri ve derslerden, İTÜ fakülte içindeki farklı araştırmalardan, paralel yürüyen ders dışı etkinliklerden de maksimum şekilde faydalanması lazım. Bu şekilde kendini gayet iyi bir şekilde ayırabilir ve aslında mimarlar kendi portfolyolarıyla ilerleyen insanlar oluyor genelde. Bu da hani tasarım derslerinde ya da yaptıkları farklı derslerdeki projeleriyle, yazdıklarıyla ortaya çıkacaklar ve bunu sunacaklar mezun olduktan sonra. Yani ne kadar iyi bir 4 sene ya da işte ne kadar okuyorlarsa lisansı geçirirlerse onlar için o kadar iyi olacaktır. Ve bunu bence hedeflemeleri lazım. Bir de şunu söyleyeyim, bu sadece mimarlık için tabii geçerli değil. Eğer bir yeri çünkü çok istiyorum ve girmek istiyorum, mimarlık okumak istiyorum diyen bir arkadaş, hangi meslek olursa olsun eğer gerçekten seviyorsanız ve orayı okuyabiliyorsanız bir kere ortalama bir başka mezundan daha başarılı olacağınız da kesin. Yani bir mesleği sevmek aslında başarılı olmanın yarısı diyebilirim. Teşekkürler Emin Hocam. Akademik kariyerle ilgili bir soru geldi. Berat Hocam, size yönlendireyim bu soruyu. Üniversite sonrasında akademik kariyer yapmak istersek herhangi bir sınava tabi tutuluyor muyuz? Akademik kariyer hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Profesör hocamız olarak sizden dinleyelim hocam. Peki. Tabii epey bir sınava tabi tutuluyorsunuz akademisyen olarak şimdiye kadar girdiğim sınavları düşününce. Ben İTÜ Gıda Mühendisliği bölümü ilk kurulduğundan beri buradayım. Tabii ki öncelikle eğer araştırma görevlisi olarak girmek isterseniz araştırma görevliliği sınavımız var. Aynı zamanda tabii araştırma görevlisi olabilmek için yüksek lisansa başvurmanız gerekiyor. Bunun için her bölümün ayrı beklentileri ve not talepleri, İngilizce ve ALES sınavı beklentileri olabiliyor. Not tutturmanız gerekebiliyor bu sınavlara girip. Akademisyen olabilmek için tabii her şeyden önce master doktora yapmak zorunluluğu var. Artı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak kalabilmek için yurt dışı da mutlaka
araştırma yapmak veya Ar-Ge geçmişinizin bir bölümünü mutlaka yurt dışında geçirmeniz gerekiyor. Bu postdoktora da olabilir, doktora sırasında da olabilir. Dolayısıyla tüm bu basamaklar, daha sonra yardımcı doçentlik kadrosuna başvuruyorsunuz. Burada yine hep her seferinde sınav olmasa dahi performansınızı gösteren dosyalar hazırlamak, işte bilimsel yayınlar yapmak, uluslararası alanda bir bilinirlik ve tanınırlık gerekiyor. Şunu unutmamak gerekir ki az önce Mehmet Hoca çok güzel bir şey söyledi. İşte eğer bir mesleği seviyorsanız ve yapabiliyorsanız, yani girebiliyorsanız o bölüme, o zaman mutlaka başkalarından farklı olursunuz dedi. Benim de çok hoşuma gitti. Çok katılıyorum. Yani akademisyenlik de bir yaşam biçimi. Çok çalışıp bundan mutlu olup ondan sonra hani kendi kendinizi motive etmeniz gereken bir alan. Sizi başkaları kontrol etmiyor. Akademisyenlikte işte özel sektörde patronunuz, atılma korkusu olabiliyor. Ama akademisyenlikte en önemli şey self-motivating bir kişi olabilmeniz. Kendi kendinizi daha iyisini yapmak için eğer motive edebilirseniz o zaman yolunuz açık oluyor. Ve hayat boyu öğrenme ve sınavlara, işte kendi geliştirmeye açık olmak gerekiyor. İşte yardımcı doçentlik, doçentlik, profesörlük, bunların her biri sınav veya benzeri şekilde hazırlanılması gereken şeyler, süreçler. Ama akademisyenlikte de en önemli şeylerden birisi, benim düşünceme göre, insan hep kendine yatırım yapıyor. Yani bütün çabalarınız, hocalarınız içinde çalışsanız, birlikte bir şeyler de yapsanız, öğrenci içinde çalışsanız, hep kendinizi öğreniyorsunuz ve bir patrona veya şuna bundan çok hep o yaptığınız şey size kalıyor. Yani boşa gitmiyor. Bir anlamda şöyle diyebiliriz, hani ev almak gibi kiraya çıkmak yerine. Çünkü yaptığınız şey orada birikim olarak sizde kalıyor ve o sizi bir üst noktaya taşıyor. Ama hani akademisyenliğin bir yaşam biçimi olduğunu unutmamak gerekiyor. Yabancı dil, uluslararası alanda iletişim, etkileşim çok önemli. Artı şunu da unutmamanız gerekir ki, örneğin ben işte burada Berat Özçelik'sem, hem sanayide bir bilinirliğim olması gerekiyor üniversite açısından. Orada belirli işler yapıp kendimi göstermem gerekiyor. Yalnızca öğrencilerime değil. Aynı zamanda da benim uluslararası alanda bir bilinirliğim olması gerekiyor. Yani ulusal alanda yarışmıyorsunuz şeyde, akademisyenlikte. Uluslararasında tanınabiliyor olmanız gerekli. Bence iyi bir akademisyen için bu durum böyle. Sizi bir yabancı da alanınızda, evet bu hoca vardır İTÜ'de diyebilmeli. Yani uluslararası alanda yarıştığınız bir meslek, bir tutku. Önceleri şunun gibi bir şey belki, hani ya sevdiğinle evleneceksin ya evlendiğini seveceksin diye bir deyim var. Dolayısıyla siz önce tabii ki çalışmayı sevdiğiniz için bunun içerisine giriyorsunuz, öğrenmeyi, araştırmayı. Ama öğrendikçe, araştırdıkça, mesleğinizi daha iyi öğrendikçe daha çok sevmeye başlıyorsunuz. Bu bir şekilde böyle katlanarak gidiyor. Benim düşüncem, görüşüm bu. Çok teşekkürler Berat Hocam. Sizin eklemek istediği bir şeyler var mı hocam? Hocamız çok güzel açıkladı aslında detaylı bir şekilde ama. Yok gibi. Tamam. Ben şunu söyleyebilirim. Berat Hoca çok güzel söyledi. Aslında bir akademisyenin aynı zamanda üç saç ayağı var. Biz bundan zaten hep her konuşmada bahsederiz. Hani araştırma, bir şekilde sanayinin ya da mimarlık alanında uygulamanın içerisinde olma. Bir de tabii üniversitedeki eğitimin içerisinde etkin olabilmek. Yani bu üçünden, saç ayağı dememiz bundan kaynaklanıyor. Bu üçünden bir tanesi aslında çökerse,
iyi bir akademisyen olma durumu, pozisyonu da aslında sekteye uğruyor. Kendini hani geliştirme anlamında hem öğrenciye uygulamadan aldığını aktarabilme, hem uygulamadakini araştırmaya, üniversite eğitiminin içerisindekini keza farklı yönlere doğru dağıtabilme. Bu üç sacayan hepsi birbiriyle ilişkili ve hepsinin aslında belli bir güçte yükselmesi gerekiyor iyi bir akademisyenlik için. Ben de bunu söyleyebilirim hocama ek olarak. Çok teşekkürler hocam. Öğrencilerimiz de aşağıdan teşekkürlerini belirtiyorlar. Bölümünüzü nasıl, niye seçmiştiniz? Neye ilgi duyanlar o bölümü seçmeli? Her hocamıza ayrı ayrı mı soruyoruz Nida bu soruyu? Sanıyorum ki öyle. İklim hocam, başlayalım isterseniz sizinle. Bölümü neden seçtiniz? Yani tam olarak hatırlamıyorum diyebilirim aslında ama şöyle yani aslında çok enteresan yani şu anda düşündüğümde çok da aynı alanlarda seçmemiştim. Yani ilk tercihim uzay mühendisliği, ikinci tercihliğim genetik mühendisliği, tercihimse endüstri ürünleri tasarımıydı. Yani aslında sanki her şeyde uç noktalarda olmak istiyorumu çıkarıyorum yani hani o dönemde. Ama hiçbirinde bir yani böyle hani şöyle desem hani işte makine yazdım, işte uçak mühendisliği yazdım, hani bir entegrasyon. Öyle değildi benim için. Şahsi tecrübem bunu önlü. Ama ben şunu biliyordum gerçekten. Yani bu şahsi kişisel bir şey ama ben kimya, biyoloji çok seven bir insan hiç olmadım yani hani. Ama annem de kimya öğretmenidir aslında bilakis ama yani olmadı. Yani ben matematik, fizik kafası daha çalışan bir insandım. Ve bu alan hani birazcık o noktada galiba cezbedici oldu. Yani geleceğin bölümlerinden olması bence. Hani herhalde çünkü genetik de keza aynı şekilde. Ve yani çocuk olduğu yani kısmet mi diyeceğim bilmiyorum. Ama her alanda hani bir bölüm seçtikten sonra hani o bölümden başka bir bölüm yok, o bölümde tek nokta var falan gibi öğrencilerin düşünmemesi gerektiğini sadece söyleyebilirim. Girdiğinizde o bölümde çeşitli, çok gelişken, çok değişen alanlar var. Sizin sonrasında çalışmak istediğiniz alan bile değişebilir. Bizim mezunlarımızdan bir kişinin borsada çalıştığını biliyorum. Çünkü borsa akışkan gibi davranıyormuş. Ve akışkan hareketini incelediği için de kendisi bu şekilde borsada çalışan mezun. Yani bu kadar uç noktalar bile çok daha farklısı da vardır yani eminim. Benim yani bu hani örnekler çoğaltılabilir diyeyim. Hiç hani girmeyeyim. Ama alanımızda çalışmak da çok mümkün olan ama bir yandan da geleceği bu kadar hissedebildiğiniz bir hususta çalışıyor olmak beni herhalde cezbetti o dönemde de. Şu anda da yani şöyle bir şey var. Gerçekten bölümü sevmek çok önemli. Bölümü sevince çünkü o alandaki derslerde çalışma şevkiniz ve azminiz ve harcadığınız vakit artıyor. Bu da beraberinde başarıyı getiriyor yani hani. Bir de öğrencilerin bölümü yani kimi öğrencilerde gelen sorulardan hani soruyorum. Mesela işte kodlama çokça kullanılıyor vesaire gibi şeyler söyleyince işte biz hiç kodlama ben bilmiyorum yeterince olur mu acaba falan. Biz öğrencilerden bunları bilmelerini beklemiyoruz. Zaten bölümümüzü kazanan öğrenciler bunları alabilen öğrenciler olacak. Biz o yüzden biz bu eğitimleri zaten veriyoruz kendilerine. Kodlama ile ilgili sadece dersleri değil herhangi bir dersin proje ayağında olabilir, ödev ayağında olabilir. Zaten bunları sürekli entegre olarak kullanıyor olacaklar yaptıkları çalışmalarda. Bunlar hani öğrencilere de hani aklıma gelen sorulardan olduğu için söylemek istedim diyeyim. Teşekkürler. Rica ederim. Berat Hocam, siz hatırlıyor musunuz niye bölümü seçtiniz? Aşk olsun, ben yaşlıyım diye anlıyorum. Onun için tabii. Yok, doğru söylüyorsunuz. Gerçekten yıllar önceydi ama hatırlıyorum. Tabii benim gerçekten yıllar önce olduğu için o zamanlar daha özgün konulardandı. Artı ODTÜ Gıda'da mezun ve hatta gıda profesörü olan bir tanıdığımız vardı. Arkadaşımın kuzeniydi. Onunla sohbet etmiştim tam üniversite öncesinde, giriş sınavı öncesinde. O anlatmıştı, çok güzel bir bölüm, işte kesinlikle tercih edebilirsiniz diye. Ondan etkilendiğimi hatırlıyorum. Güzel bir şekilde anlatmıştı. Yine akışkanlar deyince iklim hocam,
İklim hocam zaten iklim falan hani uzay uçak bana zaten bu alanlarda bir şey olmalıymış gibi geliyor ama hani örneğin mühendislikte prensipler de aslında çok temel. Bizde örneğin akışkanlar mekaniği okunur. İşte dediğim gibi bir sosunda bir gıdanın işte pompalanması, kıvamı vesaire bunların hepsi önemlidir proseste. Ve örneğin akışkanlar mekaniği çalışan bir asistanımız daha sonra Amerika'ya gidip Amerika'da işte biyomedikale geçti. Çünkü işte kanın akışı bu. İşte kana şeker miktarını ölçen aletlerin geliştirilmesi vesaire gibi. Yani mühendislik aslında genel anlamda pek çok alana kaymanızı sağlayabilen temel prensipleri veriyor insana. Bu nedenle ben mühendislik okumak istemiştim. Artı tabii belki yemek yemeyi de kim sevmez diyeyim. Ama ben asıl tabii işin şakası bir yana o profesör olan tanıdığımdan etkilendiğimi ve hani detaylı bilgi aldığımı hatırlıyorum o dönem. Teşekkürler hocam. Emin hocam siz de dinleyelim isterseniz. Ya ben çok fazla uzatmak istemiyorum ama benim aslında çok ilginç bir hikayem var. Ben üniversite sınavında mimarlığı yazmamıştım. O zaman hiç mimarlığın ne olduğunu çok da yani biliyordum tabii ama nedense böyle bir mühendis olma şeyi vardı, isteği vardı içimde. Neden oldu şu anda çok bilemiyorum. Çünkü biraz çok geride kaldı. Yaşım ortaya çıkmasın ama bir şekilde aslında iyi bir öğrenciydim. İTÜ'ye girmek istiyordum. Ve İTÜ'nün bir yani sıralamayı bile çok iyi hatırlamıyorum. Neyi başa neyi sona yazdım. Ondan sonra çok çok iyi bir sınav geçirmedim ve maden mühendisliğine girdim. Ama maden mühendisliğini aslında çok sevdim girdikten sonra. Çok ilginçti. Yani yapmaya çalıştıkları, yani yerle olan ilişkisi. Avustralya'ya falan gittim yani birinci sınıfta. Oradaki işte altın madenleri, işte kömür madenleri falan geziyoruz hocalarla. Yani kalsam herhalde orada da akademisyen olurdum diye düşünüyorum. Ama mimarlıktan birazcık ben coğrafyayı falan çok severim. Üniversitenin ilk senesinde mimarlıkla ilgili nedense şu an nedenini çok da hatırlayamıyorum. Yani sevdim. Ve İTÜ'nün içerisinde öğrencileri aslında bunu biliyorlardır. Bazı geçiş imkanları var. Yani çok da hani böyle illa geçeyim başka bölüme gibi bir hedefim olmasa da not ortalamam gayet iyi geldi maden mühendisliği. Çünkü sevdiğim bir bölüm oldu. Sevgi yine burada bence ortaya çıkıyor. Ve ben mimarlığa geçeyim dedim. Geçtim. Ve çok da severek okudum. Yani demek ki hayatın içerisinde olan, aslında çevreyle ilişkisi olan insanları bir nebze nasıl hareket ederler, ne yaparlar, bununla ilişkisi olan öğrenciler, yapı nedir? Biraz inşa etmek, biraz bunun arkasında yatan düşünce, onun tarihi gibi farklı konularla ilgili bence böyle bir mesleği yapabilirler diye düşünüyorum. Ve aslında çok ilginç bir şekilde mimarlık fakültesini de yani en üst sırada bitirdim. Yani çok ilginç bir hikayem var. Hiç üniversitemde yazmayıp sonra da yani not ortalaması olarak da en üstte bitirmek çok değişik bir şey. Onun için insan hayatta ne olacağını çok bilemiyor. Burada hani öğrencilere de bir mesaj olarak bunu söyleyebilirim. Bence yolda yürümek gerekiyor ve durmak değil. Aslında yol ayrımlarında nasıl seçenekleri olduğunu iyi değerlendirmek çok önemli. Ve böylece bence istedikleri ve peşinden gitmek istedikleri şeyi eğer yakalarlarsa mutlaka başarılı olacaklardır. Bu aslında birçok soruya da cevap veriyor. Teşekkürler hocam. Aslında görüyoruz ki öğrencilerin şu an yaşadığı kafa karışıklığı süreçlerini bizler de geçmişte yaşamışız. Yani buna benzer hani her zaman aldığımız tek bir karar doğru bir karar olmayabiliyor ya da çok bilinçli bir karar olmayabiliyor. Dolayısıyla onlar da birazcık daha kendilerini iyi hissedebilirler. Yani kişisel bir şey değil, bireysel bir durum değil. Aslında bu süreci geçiren herkes benzer duyguları yaşıyor. Bir öğrenci... Ama hiçbir zaman hiçbir şeyin sonu değil.
Evet. Değil mi? O şekilde bakmak gerekiyor. Yani o anki karar çok doğru olsun olmasın, her zaman farklı yönlere ilerleyerek o esnekliği gösterebilmek ve yine bir şekilde başarıya ulaşabilmek mümkün. Hiç moral bozmamak gerekiyor. Hem çeşitlilik de değil mi hocam bu sonuçta? Her zaman tam yön değiştirmek olarak da bakmamak lazım belki buna, ama çeşitlendirmek, az önce Emin hocamın da söylediği gibi madende de kalabilirdi belki, ama mimarlık bir çeşit de kattı. Belki maden geçmiş olması da ona bir artısı da olabilir. Neden olmasın? Kesinlikle. Ben zenginleştirdiğine inanıyorum zaten. Farklı yerlerden dersler almanın, çok farklı eğitimler almanın aslında çok zenginleştirdiğini düşünüyorum. Biliyorsunuz Amerika'da işte hukuk, tıp için bir başka şey daha okunur. Öyle bir hani ikinci üniversite olarak okunur. Ama şey aklıma geliyor, Steve Jobs örneğin zamanında aldığı işte grafik dersleri almış, tasarım dersleri almış. Apple'ı belki de bilgisayarlarını farklılaştıran o tasarımla ilgili aldığı bilgiler olduğunu söylüyor kitabında. Dolayısıyla hiç alakasız gibi gördüğünüz bir şeyi, bir şey sizi asıl ana alanınızda bir üst noktaya taşıyabiliyor. Evet hocam. Şimdi arkadaşımız bir yorumunu belirtmiş Erdem sanıyorum. Ben de henüz lise derslerinde hiç elektriği, basıncı, ne bileyim optiği pek sevmedim. Bunlardansa lisede matematik ve biyoloji çok daha sevdim. Ancak üniversiteye geldiğimde bunlar değişir mi onu merak ediyorum. Bölümü seçtikten sonra, yoksa şimdiki derslere nasıl bakıyorsam yine öyle mi olacaktır? Burada endişem var demiş. Ne dersiniz hocam bilmiyorum. Berat hocam. Allah hayatta her şey, her an her şey olabilir. Ama yani seviyor hale de gelebilirsiniz ama tabii yani sevmemenizin nedeni neydi? İşte iyi bir hocaya mı denk gelmedin? O anki ruh halinden mi bir şekilde bunlar kaynaklandı? Onu bilmiyorum ama mutlaka tabii hepimizin bir hamuru var. Yani işte kimimizin beynin bir tarafı daha fazla çalışıyor, kimimiz sözel yeri. Mesela ben şu anda çok iyi pozisyonlarda olan bir gazeteci tanıyorum. Uçakta giderken sohbet etmiştik. Dedi ki ayakkabı bağcığımı bağlayamıyorum, bazı şeyleri yapamıyorum. İşte kravatımı bağlayamıyorum ama çok hızlı yazı yazarım hocam dedi. Çok şaşırmıştım. Yani demek ki insan vücudu bir enteresan. Hani siz de yeteneğiniz neyse, ilginiz neyse herhalde o biraz göstermiştir lise sona kadar diye düşünüyorum. Onun için ona göre yönlenmek tabii daha doğru ama yani zaten son 3-4 yıl önce çıkan şeye göre biliyorsunuz 3. sınıfta bile bize de İşte bir bakıyorsunuz elektriğe, değil mi? Elektrik bölümüne veya bilgisayar bölümüne, ben yönetim kurullarından da hatırlıyorum. Şeyden, tıp fakültesinden, Hacettepe tıptan öğrenci gelebiliyor. Geçiş de yapılabiliyor. Bizim zamanımızda bunlar çok daha şeydi. Böyle bir şey mümkün değildi. Bir yerden mecburen mezun olurdunuz. Şimdi her şeyi birbiriyle şey yapabilmek mümkün. Örneğin yine geçiş de yapabilmek mümkün. Yan dallarla zenginleştirebilmek mümkün. Hatta yani sevdiğiniz, kazanabildiğinize göre bir kere belirli bir yeteneğiniz var demek ki. Öyle düşünüyorum. Yani siz örneğin işte hiç o konuda matematik fenle ilgili bir şeyde yazıp da o işte İTÜ uçak uzayı tutturduysanız belli ki seviyorsunuz örneğin. Hani dolayısıyla veya yapabiliyorsunuz. Ama baktınız sonra canınız sıkıldı. Yine tabii ki esneklik de var. Artı bilmiyorum belki bir 15 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra üniversite okumak da olmayacak benim şeyime göre. Böyle meslek tasarımlayacağız diye düşünüyorum. Onun için her türlü eğitim var. Siz işte bir tanesinde okuyup istediğiniz konuyla onu böyle modül modül alıp farklı konuları üzerine eklemleyip çok özgün bir meslekte çıkarabilirsiniz. İşte artık çok uzmanlaşılıyor. Hukuk okuyan, bakıyorsunuz biyomedikal vesaire onlara da ilgim vardı diyen
Mesela işte vücuda bir parça yerleştirdiğinizde diyelim ki işte bir problem oldu. Sorun işte o parçayı imal eden malzeme mühendisinde mi, işte doktorda mı vesaire. Bununla ilgili hukuki şeylerde bir hukukçu çalışabiliyor, özelleşebiliyor. Yani sonsuz açılımlar yapmak mümkün bence hayatta. Siz hani gönlünüze göre girebildiğiniz, sevdiğinizi düşündüğünüz yerleri yazmanızı ben tavsiye ederim. Hani mutlaka gerekeni yapıyorsanız mutlaka yolunuz iyi bir yere doğru gidecektir. Eminim yani. Çok çok da kaygılanmaya gerek yok. Biraz kalbinizin sesini dinleyip sınavda aldığınız nota göre uygun yeri karar vereceksinizdir. Ama bizde tabii sorularınız olursa her zaman yani yine bölümlerimizden de mail'la da şimdi şu aralar çok ziyaretler olmuyor belki ama her zaman tabii yardımcı olmaya çalışırız. Ben dediğim gibi mesela bir hocanın gıda ile ilgili, çünkü o zamanlarda gıda ne dendiğinde işte siz benim arkadaşlarım okurken bile siz tavuk mu kesiyorsunuz, ne yapıyorsunuz falan gibi espri yapıyorlardı. Çoğu kişi bilmiyordu ama çok farklı noktalara gidebiliyor işler. Onun için geleceğe bakmak lazım. Teknik üniversiteyi bitirmek bir kere bir marka. Siz onu bir değerli bir mücevher gibi, eğer içeriye girerseniz çok değerli bir mücevher gibi onu her zaman taşıyacaksınız. Her zaman için İTÜ mezunlarının yeri farklıdır. Yani gereğini yaptıktan sonra hangi bölümünüzden de mezun olursanız olun İTÜ'nün, mutlaka hayatta başarılı olacaksınız diye düşünüyorum ben. Olmamak için zorlamanız gerekir kendinizi. Çok zorlamadıktan sonra akışa bırakırsanız mutlaka hani geçiminizi sağlarsınız, bir noktaya gelirsiniz. Benim ondan hiç şüphem yok, içim rahat. Yolunuz açık olsun demek istiyorum kısaca. Bir şey yapabilirim ben de o noktada. Yani şöyle, hani lisede gördüğümüz fizik, hani optiktir, manyetizmadır, hani hiçbir sonu yoktur. Yani neyle entegre edileceği çok hani taahhüt edilemez. Soru öyle ortadadır ama hani sonucu yoktur. Çünkü amaç sadece soruyu çözmektir. Sadece bölüme geldiğimizde artık onun hani nihai olarak bir hedefi var. Yani bir amacı var. Ha, bu bunu sağlıyor. O yüzden bunu öğreniyorum. Daha farklı noktalara oturtabiliyor aslında. Yani hani şimdiye kadar gördüğümüz fiziği de kullanıyoruz elbette. Ama asıl zaten üzerine öğrenilen ileri matematikler. Yani fizikler aslında temel olarak aynı fizikler. İleri matematik görerek bunun entegrasyonu, ama hani soru daha fiziksel, daha tahayyül edilesi bir noktaya gelmiş oluyor. Yani hani ortada sadece bir çıkırık sistemi var ve hadi bunu döndürdük bu kaç oldu gibi bir şey yok. Bir amacı var yani, hani ben bunun nihayetinde şunu çözümleyeceğim şeklinde. Bu belki daha bir beynimizde yerleştirme olarak daha farklı bir noktaya yerleştirmemize yardımcı olabilir diye düşünüyorum sadece. Teşekkürler hocam. Erdem yine birazcık telaşından bahsetmiş aşağıda. Kendisine belki şöyle bir önerimiz de olabilir. Sınava hazırlık sürecinde bir sıkıntı yaşamadığını ama tercih sürecinde sıkıntı yaşadığını. Yine biz tanıtım tercih günleri düzenleyeceğiz. Bütün bölümlerimizin tanıtımları olacak burada Erdem. Dolayısıyla mümkün mertebe aslında her hocamızdan kendi bölümüne dair bilgileri almak, sonrasında en yakını tercih etmen belki senin bu endişene çözüm olacaktır diye düşünüyorum. Dolayısıyla mümkün mertebe aslında meslek sahibi olan kişilerden dinlemeye çalış. Biz de tanıtım tercih günlerimizde yine sınav sonuçları açıklandıktan sonra böyle bir etkinlik düzenleyeceğiz. Onu da takipte kalırsan muhtemelen birazcık daha sana yardımcı olmuş olacağız bu süreçte diye düşünüyorum. Ve tüm diğer arkadaşlara elbette ki. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Yoksa etkinliğimizi tamamlayacağız. Evet, sanıyorum ki yok. Sınav çok yaklaştı. Umuyorum hepiniz için güzel sonuçlar elde edebileceğiniz bir süreç olur. Hepinize başarılar diliyoruz. Bütün hocalarım da büyük ihtimalle başarılarını ileteceklerdir şimdi sizlere. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın hocalarım. Çok teşekkür ederiz tabii ki.
Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz tüm öğrencilerimize. Yolları açık olsun. Bizim dinledikleri, vakit ayırdıkları için teşekkürler. Gerçekten hakların hayırlısı neyse o olsun. Umarım umdukları, arzu ettikleri, onlar için iyi olan bölümleri kazanır. Başarılı olurlar hayatta. İnşallah. Hoşçakalın. Çok stres yaşamasınlar yani. Bu sonuçta bir yere doğru gidiyor hayat. Onu söyleyebilirim ben de. Çok doğru hocam. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.